Arkadaşlar iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Gökmen Hocam, Ali Hocam merhabalar. Elif Hocam merhaba, iyi akşamlar. Evet, aşırı bir sıcak. Bilgisayar. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızda iyi akşamlar Dilber Hocam. Kitaplarımızda sayfa 419'da Prime Pack kitaplarımızda sayfa 419'da 3. cümleyle devam edeceğiz. Anket sorularımızda 211. soruda bıraktınız diye biliyorum. Doğru mu arkadaşlar? 210 çözüldü. 211'de bıraktınız. Doğru mudur? Yanılmıyorum değil mi arkadaşlar? 211'de bıraktığımız soru. İsterseniz bir soruyla başlayalım. 211 ile başlayalım arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Merve Hocam merhaba. Aşkın Hocam, Feriye Hocam hoş geldiniz. Bir soruyla başladık 211'de. Okan Hocam iyi akşamlar. Tempolu bir şekilde başlayalım. 45 saniye süreniz var arkadaşlar. Başladık. Değerli arkadaşlar, sorumuza bakalım. Şimdi cümle başında sadeleştirme olarak arkadaşlar görebileceğiniz yapılar şunlardır. 1. Aktif yapılarımız verb having, verb 3. Pasif yapılarımız verb 3, being verb 3 ve having been verb 3'tür. Aktif yapılarımız verb having yapan, eden, having verb 3 yapmış. Pasif yapılarımız verb 3 yapılan, being verb 3 yapılmakta olan, having been verb 3 yapılmıştır. Ayrıca cümle başında olabilecek iki yapı daha vardır. To verb 1 ve to be verb 3. Bunlar ise için anlamında gelen yapılarımızdır arkadaşlar. Şimdi ikinci cümlenin öznesini alıyoruz. Doymuş yağlar. Şimdi sadeleştirmelerde cümlelerin öznesi ortak olacağı için buraya bir ok çektim ve sordum. Dedim ki tereyağında kırmızı ette bulan doymuş yağlar mı yoksa bulunan doymuş yağlar mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Kırmızı et tereyağında bulan doymuş yağlar mı yoksa bulunan doymuş yağlar mı? Tabii ki bulunan demeniz gerekiyor. O yüzden Adana'nın cevap olması mümkün değil. Bulan. Bursa being found bulunmakta olan olur. Ceyhan found bulunan olur. To find bulmak için anlamlı değil. To have verb 3 ya da to have been verb 3 ilk cümlenin başına asla gelmez. Bursa ile Ceyhan arasındayız. Doymuş yağlar diyor ki kötü kolesterol seviyelerini yükseltmeye meyillidirler. Gelecek zamanı gerektirecek bir yapı söz konusu değildir. Ve arkadaşlar cevabınız Ceyhan olur. Var mı sorusu olan? Sorusu olan? Yok değil mi? Peki arkadaşlar bir soru daha aldık. Sonra ilerliyoruz tekrar. Çevirilere gideceğim. Buyurun. 45 saniyemiz başladı.
Son 15 saniyeniz. Bir durdum. Değerli arkadaşlar, ben de şöyle yapıp, burada are born var, present yapı, burada da may not present var, burada da modal yapısı var. O zaman if'e uygun bir yapı, if doğru cevap diye işaretlemek hoşuma giderdi benim. Hiç okumasam, anlamasam, anlama girmesem, değil mi? Güzel olurdu. Bazı insanlar bir eğilimle doğarlar. Predisposition. Ne eğilimiyle? Mevsimsel alerjilere karşı bir eğilimle doğarlar. Eksi. Doğru mu arkadaşlar? Semptomlar kendilerini ortaya koymayabilir. Yaşamda çok sonrasına kadar. Yani alerji semptomları kendilerini ortaya çıkarmayabilir. Yaşamda çok sonrasına kadar. O zaman burası da artı. Bir taraf eksi, bir taraf artı. If gitti. As long as gitti. Since gitti. Just as fiillerde benzerlik ister. While cevabınız. Bazı insanlar mevsimsel alerjilere karşı bir eğilim ile doğar iken semptomlar kendilerini yaşamda çok sonrasına kadar ortaya koymayabilir, ortaya çıkarmayabilir. Var mı sorusu olan? Yok, değil mi? Temiz. Peki arkadaşlar. Prime Peak'e gittik arkadaşlar. Sayfa 419'dayız. Üçüncü cümleyle devam ediyoruz. Çocuk gelişimi is a field of study, bir çalışma alanıdır arkadaşlar. Çocuk gelişimi bir çalışma alanıdır. Nasıl bir çalışma alanıdır? That cover, kaplayan, içeren. Ne içeren? Covers, kaplayan, içeren. Özür dilerim, basamadım. Neyi kapsayan, içeren? Farklı yönlerini. Aspect kelimesi yön demektir arkadaşlar. Yön anlamında kullanabileceğim kelimeler feature, yön, özellik anlamında kullanabileceğim bir ifadedir. Angle, side, respect gibi kelimeleri kullanabilirsiniz. Neyi kapsıyor, içeriyor? Biyolojik, zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişiminin, çocukların biyolojik, zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişiminin farklı yönlerini kapsayan, içeren bir çalışma alanıdır. Mental kelimesi arkadaşlar zihinsel anlamındadır. Ben bu mental kelimesi yerine intellectual kelimesini kullanabilirim. Yazamadım. Intellectual kelimesini yazdım. Kognitif bilişseldi. Fiziksel gelişim kelimesini biliyorsunuz arkadaşlar. Discrimination ayrımcılık demektir arkadaşlar. Discrimination ayrımcılık demektir. Diyor ki tipik olarak içerir. Tipik olarak dediğiniz şey ne arkadaşlar? Yani ayrımcılık tipik olarak içerir dediğinizde tipik olarak dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Tipik olarak demek generally demektir. Genel olarak demektir. Normal olarak arkadaşlar. Şöyle bir kelimemiz de var. Characteristically anlamında arkadaşlar, karakteristik olarak, tipik olarak arkadaşlar içerir. Commonly, yaygın bir biçimde. Şunu demek istiyoruz değil mi Aşkın Hocam? Yaygın bir biçimde içerir. Ne içeriyor arkadaşlar? As a whole, genel olarak. Ali Hocam çok güzel. Unjust, adaletsiz demektir arkadaşlar. Hani justice diye bir kelime var ya arkadaşlar, adalet kelimesi. Bunun kökünde ne var? Just var değil mi arkadaşlar? O zaman unjust dediğimizde adaletsiz anlamına geliyor. Buna karşılık işte unfair, adil olmayan diyebiliriz. Doğru mu? Adil olmayan kelimesini kullanabilirim. Eşit olmayan. Çok güzel. Tek taraf. Onu ön yargılıya vereceğim hocam. Prejudicial, önyargısal. Prejudicial, önyargısal. İmmoral, ahlaki olmayan. Olabilir hocam. Şimdi biz ön yargılı kelimelerine bir bakalım önce. Önce ön yargılı kelimesine bakalım. Prejudiced, ön yargılıydı. Biased, ön yargılıydı. One-sided yine tek taraflı, ön yargılı anlamında kullanılabiliyordu. Şimdi buraya ne diyor? Ayrımcılık tipi beforehand, önceden demek. Aşkın hocam onu karşılamaz. Ayrımcılık tipik olarak adaletsiz,
ya da ön yargısal bir davranışı içerir. Arkadaşlar, treatment davranış kökünde treat fiili var. Treatment davranış demektir. Behavior kelimesi yine davranıştır. Conduct kelimesi davranıştır. Action kelimesi davranıştır. Attitude tavır davranıştır arkadaşlar. Manner tavır davranış anlamında kullanılır. Ayrımcılık tipik olarak adaletsiz ya da ön yargısal bir davranışı içerir bir kişinin. Neye dayalı olarak? Based on dayalı olarak arkadaşlar. Based on dayalı olarak. Neye dayalı olarak? Onun kişisel özelliklerine dayalı olarak. Attribute kelimesi özellik demektir arkadaşlar. Attribute kelimesi özelliktir. Bunu işte quality kelimesi özelliktir. Karakteristik kelimesi arkadaşlar özelliktir. Feature özelliktir. Property kelimesi özelliktir. Trait kelimesi özelliktir. Hepsini yazdık arkadaşlar. Şimdi bir daha alacağım cümleyi. Ayrımcılık tipik olarak içerir. Adaletsiz ya da ön yargısal bir davranışını içerir bir kişinin. Neye dayalı olarak? Onun kişisel özelliklerine dayalı olarak. Ne gibi? Yaş, ten rengi, cinsiyet ve benzeri, etc. ve benzeri kişisel özelliklere dayalı olarak bir kişinin adaletsiz ya da ön yargısal davranışını içerir dedim. E-öğrenme terimi genellikle generally embrace içermek, kapsamak. Arkadaşlar, e-öğrenme terimi genellikle içerir. Çeşitli elektronik medya dağıtımı, delivery sunma, dağıtma anlamında kullanılan bir ifadedir. Delivery, elektronik ve medya dağıtımını içerir. Örneğin, web'e dayalı, multimedya, web-based demiş. Multimedya, CD-ROM üzerinde, interaktif televizyon, virtual sanal demektir. Sanal sınıflar ve video konferans gibi elektronik medya dağıtımı çeşitlerini içerir, kapsar derim. Avustralya'nın göçmen nüfusu bir ek bilgi veriyor arkadaşlar, virgül artı which ile. Şu anda nüfusun %25'ini oluşturan make-up oluşturmak arkadaşlar. Make-up oluşturmak demek. Şu an nüfusun %25'ini oluşturan, hatırlar mısınız? Bunun yerine ne gelir? Account for. Bir tane daha. Constitute. Unutmayalım bunu da arkadaşlar. Represent kelimesi temsil etmek, oluşturmak anlamında kullanılabilir. Nüfusun %25'ini oluşturan Avustralya'nın göçmen nüfusu comprises içerir. İnsanları içerir. From a range of different backgrounds, a range of çeşitli, a range of farklı geçmişlerden, çeşitli farklı geçmişlerden insanları içerir. Çok kültürlülük, embody içerir. The following concepts of living together in one society. Diyor ki, şuradaki ofu görelim. Bir toplum içerisinde yaşama konseptlerini izlemeyi, takip etmeyi içerir arkadaşlar. Çok kültürlük içerir. Neyi? Bir toplumda birlikte yaşamanın konseptlerini, düşüncelerini izlemeyi içerir diyor. Farklı etnik, kültürel, racial, ırksal, linguistik, dilsel, religious, dinsel ve ekonomik gruplar içerisinde bir toplum olarak yaşamanın konseptlerini izlemeyi içerir ve recognition ve tanımayı kabul etmeyi. Recognition bir şeyi tanımak, kabul etmek demektir. Arkadaşlar, yani acceptance'tır, kabul etmedir. Approval'dır, onaylama, kabul etme anlamındadır arkadaşlar. Admission'dır. Bir kelime daha lazım bana. Adoption. Benimseme, kabul etme anlamında arkadaşlar. Neyin kabul edilmesini içerir? All admiration, hayranlık. Okan hocam. Bütün bu farklı grupların eşit olduğunu kabul etmeyi içerir. Recognition that all these diverse groups are equal. Kimyasal elementler 4 farklı arkadaşlar alanda bulunabilirler. Safir alan. 4 farklı alanda bulunabilirler. Atmosferde, biyosferde, jeosferde ve hidrosferde bulunabilirler. Atmosfer, consist of'unu sakın unutmayın. Consist of'den oluşmak arkadaşlar. Den oluşmak. Atmosfer, predominantly. Bunun yerine kelimeler yazalım. Bu önemli bir kelime arkadaşlar.
Predominantly, hakim bir biçimde. Yaygın bir biçimde, hakim bir biçimde. Mainly, arkadaşlar, çoğunlukla. Largely, çoğunlukla. Primarily, tabii ki temelde. Primarily, temelde, çoğunlukla. Heavily, yoğunluklu bir biçimde. Olur, neden olmasın. Mostly, çoğunlukla. Arkadaşlar, chiefly, ana, başlıca bir biçimde. Değil mi? Hakim bir biçimde, büyük oranda. Şimdi atmosfer, hakim bir biçimde gazlardan ve aerosollardan, yani spreylerden oluşur diyor arkadaşlar. Ve extend ve uzanır. Arkadaşlar, extend, uzanmak. Nereden nereye uzanıyor onu söyleyeceğiz. Uzanmak burada yayılmak anlamında. Principally olur Ali Hocam. Extend, uzanmak, yayılmaktır. Stretch, uzanmak, yayılmaktır. Spread out, uzanmak, yayılmak. Widen, genişlemek. Genişler, uzanır. Olur Okan Hocam. Dünyanın yüzeyinden arkadaşlar uzayın ucuna uzanır. Acaba uç anlamında ne biliyorsunuz? Uç. Edge. Uç. Sınır. Border. Arkadaşlar. Tip. Uç. Güzel. Brink. Ucu değil mi? Eşiği ucu. Fringe diye bir kelimemiz de var. Yaz. Peki ilerleyelim arkadaşlar. Çin otları, herb, ot demek değil mi arkadaşlar? Exclusively, sadece. Exclusively, exclusively, sadece. Verge, uç olur hocam. Exclusively, yazamadım. Exclusively, sadece. Solely, only, just, arkadaşlar. Nevi şahsına münhasır. Evet. Yani sadece birine özel anlamında da kullanabiliyorduk, değil mi hocam? Sadece anlamında kullandık. Peki tamamıyla anlamına gelir mi? Yani sadece şundan oluşuyor demekle tamamıyla şundan oluşuyor demek aynı şey midir? Yani sadece bundan oluşuyor demek de tamamıyla, evet arkadaşlar. O yüzden entirely, completely gibi kelimeler de bunu karşılarlar. Çünkü siz aslında sadece şunlardan oluşmaktadır derken tamamıyla şundan oluşmaktadır gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Evet. Şimdi Çin otları arkadaşlar sadece oluşur diyor. Are composed of, değil mi? To be composed of, oluşmak. Doğal ürünlerden oluşur. Including, dahil. Buna neler dahil? Bitkiye dayalı, hayvana dayalı ve minerale dayalı maddeler dahil. Arkadaşlar, substance madde demek. Substance maddeydi. Material, madde anlamındaydı. Stuff kelimesi yine madde anlamına geliyordu. Madde. Matter de yazalım. Teşekkür ederim hocam. Taner hocam. The herbs are often, bu otlar genellikle kombinasyon biçiminde kullanılır. Yani kombinasyon biçiminde kullanılır derken karıştırılır değil mi arkadaşlar? Karıştırılır. Yani blend, karışım. Mixture, karışım. Mix, karışım. Karışım içerisinde kullanılır. In which, bu kombinasyonları tanımlıyor. Bu kombinasyonlar içerisinde the potential effects of each substance, her bir maddenin potansiyel etkileri are reinforced, güçlendirilir. Reinforce, güçlendirmek, pekiştirmek arkadaşlar. Reinforce, güçlendirmek, pekiştirmek demektir. Güçlendirmek, pekiştirmek anlamında kullandığımız bir ifade. Fortify, güçlendirmek. Onu da yazalım. Güçlendirmek. Augment, arttırmak, güçlendirmek olur. Ama önemli bir kelimeyi unutmayalım. Nedir o arkadaşlar? Strong kelimesinden hatırlayacağınız strengthen kelimesi. Strong'dan hatırlayın. Empower, güçlendirmek. Yazalım hocam. Büşra hocam. Empower, güçlendirmek. Peki. Diyor ki potansiyel etkileri her bir maddenin güçlendirilir. Ne yapılırken? Potansiyel yan etkileri etkisiz kılınır iken, null kelimesi zaten sıfır demek. Siz nullify dediğinizde geçersiz kılmak, etkisiz kılmak anlamını kullanıyorsunuz. Mesela invalidate, geçersiz kılmak, cancel, iptal etmek arkadaşlar. Neutralize,
Neutralize dediğimde ne oluyor arkadaşlar? Nötr bir hale getirmek. Bu da karşılar. Peki, bir soru alacağız. Hemen ardından ilk 36 tespire gideceğiz arkadaşlar. Bir soru ardından ilk 36 tespire gideceğiz. Buyurun arkadaşlar. Kolav iptal etmek. Hızlanalım arkadaşlar. Peki, bakalım. Hazırsınız herhalde. Adana Denizliyeler. Doğru mu? Şimdi Saman Nezlesi diyor ki devam ediyor olmaya, bir şey olmaya devam ediyor ve bizim artan bir şekilde endüstrileşmiş dünyamızla ilişkilidir diyor. Şimdi tedavi edilemez bir şekilde kalmaya devam ediyor olabilir. Önyargılı, yani hay fever için önyargılı diyemezsiniz. Zealous kelimesi arkadaşlar istekli, hevesli, hırslı demektir. Zealous da olmaz. Cevabımız Bursa olur. Bir soru daha alırız. Board saving yapabilir miyiz? Bir önceki soru için mi hocam? Ahmet hocam bu sayfa için mi? Yoksa Prime Pack için mi? Prime Pack için değil mi? Kelimeler için. Peki hocam. Buradayım, sayfadayım. Bulaşıcı demek Damla hocam. Contagious, bulaşıcı, infectious, bulaşıcı. İkisi birbirlerine helaller. Ben söylemedim, özür dilerim. Daldım. Kaydettiniz herhalde hocam. Şimdi contagious, infectious, bulaşıcı, incurable, tedavi edilemez, prejudice, önyargılı, zealous, istekli, hevesli, hırslı demekti. Hemen bir sonraki sorumuzu aldık. Buyurun arkadaşlar. Peki, hazır mıyız arkadaşlar? Bakalım mı? İnsanlar daha olasıdır diyor alerjik rinitis geliştirmeleri yetişkinler olarak. Onlar sert kimyasal temizleme araçlarına maruz kalırlar diyor işlerinin bir parçası olarak. Gördüğünüz gibi eksi eksi paralel bir yapı var. Even if gitti, otherwise gitti. Until bir zaman bağlacı before demek buna maruz kalmadan önce bu alerjiyi geliştirmeleri olası mıdır? Hayır. Since if arasındayız arkadaşlar. Ana cümle hangisi? 1 mi 2 mi? Ana cümle hangisi? 1 mi 2 mi? Hangisi ana cümle? 1. Peki ana cümlede modul var mı?
Ana cümlede modul var mı arkadaşlar? Evet, hayır. Yok mu? Peki, is are likely, is are likely to verb 1 demek. Acaba may verb 1 demek değil midir? Unuttunuz mu? Adına gider. Edirne cevap olur arkadaşlar. Edirne diyen arkadaşlar. Aşkın hocam, Yeşim hocam, Okan hocam, Tuğçe hocam, tebrik ediyorum. Eğer diyor insanlar işlerinin bir parçası olarak sert kimyasal temizleme araçlarına maruz kalırlarsa insanların yetişkinler olarak alerjik rinitis geliştirmeleri ise daha olasıdır diyeceğim. Doğru mu? Var mı sorusu olan? Evet, cold demek, can demek, may demek değil mi arkadaşlar? Sorusu olan yok. İlerliyorum. Peki arkadaşlar, ilk 36 kitaplarınıza gitmenizi rica ediyorum. İlk 36. Ama paralel yapıdır ya Ali hocam. İkisi de paralel yapıdır. Biz modula bakarız. Bir okuyarak da test ederiz. Mesela ben Ali hocam şunu da okuyayım istersen. İnsanlar daha olasıdır. İnsanların yetişkinler olarak alerjik rinitis geliştirmeleri daha olasıdır. Çünkü onlar sert kimyasal unsurlara maruz kalır. Yani insanların hepsi mi kalıyor? Eğer insanlar buna maruz kalırsa. Öyle değil mi? İlk 36'dan 4'ten devam ediyorsunuz. Hocam şöyle. İlk 36'da 4'ten devam ediyoruz. Tijen hocam 36'nın 36 ilk 36'nın 4. testine baktı. 1 2 3'ü de size ödev verdi. Doğru mu? 4. testide ilk 16 soruyu yaptınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Birinci testte 4-5'ten devam ediyorsunuz. Öyle mi? Ha, ilk 36'nın birinci testinde 5'te kaldınız. Doğru değil mi? Yani ben in addition to ile başlayacağım. Sanki ben de öyle anladım. Tijen hocamın bana gönderdiği mesajda. Öyle anlamıştım. İlk 3'te ödev olarak vermişti. Evet, bakalım. Test ilk. Hocam ona çalış demiştik, o yüzden ona çalış demiştik, o yüzden 4'ten devam ettik. Şimdi ben birinci testten devam edeceğim, başlayacağım arkadaşlar. Birinci test, beşinci sorudan başlayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Birinci test, beşinci soru. Hemfikiriz değil mi? Birinci test, beşinci sorudan devam edeceğim ben. Peki, in addition to relaxation, rahatlamaya ek olarak, a company eşlik etmek, iyi bir kitap okumaya eşlik eden, rahatlamaya ek olarak demiş, mümkündür okuduğunuz konu, hakkında okuduğunuz konu ne yapabilir? Büyük bir iç huzur ve sükunet ne yapabilir? Hakkında okuduğunuz konu ne yapabilir? Clear out, temizlemek, halletmek, çözmek gibi anlamları var. Temizlemek, halletmek, çözmek gibi anlamları var. Figure out, anlamak, çözmek, put off, ertelemek, make out, fark etmek, bring about diyeceksiniz, sebep olmak. Yani hakkında okuduğunuz konu size büyük bir iç huzur ve sükunet ne yapabilir? Getirebilir, sebep olabilir. Bring about, sebep olmak. Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzun savunması, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı recognizes, tanır hücreleri, vücudunuzu oluşturan hücreleri tanır ve ne yapmaya çalışacaktır? Tanımadığı herhangi bir şey, step up, arttırmak, give up, vazgeçmek, bırakmak, turn up, çıka gelmek, take after, benzemek, get rid of, kurtulmak demek arkadaşlar. Tekrar çevirdim. Bağışıklık sistemi, vücudunuzun savunması, enfeksiyon ve hastalıklara karşı tanır,
recognizes, vücudunuzu oluşturan hücreleri tanır ve tanımadığı herhangi bir şeyden kurtulmaya çalışacaktır dedim. 7 ile devam ediyorum arkadaşlar. Oldu o cümlesini virgülden kestim. Oldu o cümlesinin içerisinde in the past, geçmişte dediği için present yapıları eliyorum. Would'u eledim, are eledim, Bursa Ceyhan kaldı. Sağda bir past ifade yok. Adverb'den should'a geçmeyeceğim. Were, might not cevabınız olacak. Diyor ki siz geçmişte benzer türlere maruz kalmanıza rağmen, geçmişte benzer türlere maruz kalmanıza rağmen kendinize yeni bir türe, buradaki one strain'e karşılık kullanılmış, yeni bir türe karşı ne yapamayabilirsiniz? Savunamayabilirsiniz. Yeni bir türe karşı, strain'e karşılık kullanılmış. Sadeleştirme sorusu. İkinci cümlenin öznesini aldım. Feodalizm. 11 ile 13. yüzyıl arasında flourish kelimesi serpilmek, gelişmek demek. 11 ile 13. yüzyıl arasında serpilen, gelişen demem gerektiği için Adana flourished verb 3 olmaz. Bursa flourishing, serpilen, gelişen bekliyor. Ceyhan being flourish pasif bir yapı olmaz. Denizli having flourish, serpilmiş, gelişmiş olur. To flourish, serpilmek, gelişmek için beklesin. Sağa geçtim. Feodalizm 13. yüzyılın sonuna doğru düşmeye, çökmeye başlamış arkadaşlar. Şimdi burada 11. yüzyılda serpiliyor, gelişiyor. 13. yüzyılda çökmeye başlıyor. Sağ taraftaki cümle head verb 3 olamaz. Çünkü birinci olan olay ilk cümle arkadaşlar. Denizli'nin sağ tarafı began uygun. Edirne'de has begun gider. Çünkü 13. yüzyıl dediği için ve cevabınız Denizli olur. Lütfen anlamadığınız kısmı sorun. 11 ve 13. yüzyıl arasında serpilmiş olan feodalizm Fransa'da ve İtalya'da 13. yüzyılın sonlarına doğru çökmeye başlamıştır dedim. Değerli arkadaşlar, that'ten cümleyi kestim. Herhangi bir past ifade olmadığı için Denizli'yi eledim. Elimde Adana, Bursa, Ceyhan, Edirne duruyor. Artık soruyu soldan değil, sağdan çözmem gerekiyor. Sağ tarafa gittim boşluğa. Dedim ki bu fiiller date back, go back arkadaşlar, go back, stretch ve trace fiilleri ya simple present tense ile kullanılır geniş zamanla ya da can verb 1, may verb 1 arkadaşlar, might verb 1 ya da might verb 1 ya da could verb 1 gibi modullarla kullanılır. Doğru mu? Bu durumda Adana'nın sağ tarafı could have verb 3 past gitti. Bursa'nın would'una gitmemize gerek yok değil mi? Gidebileceğim bir modul değil. Edirne'nin sağ tarafı might have verb 3 gider ve cevabınız Ceyhan olur. Bazı bilim adamları şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki demokrasinin ilk uygulamalarının izi sadece Antik Atina ve Roma'ya değil ama ayrıca Phoenicians ve Mısırlara kadar izi sürülebilir dedim. 10. sorudayım. Ulaşım sektörü arkadaşlar önemli bir bileşenidir ekonomi. Şimdi burada biz bir kelimenin neyle çalıştığını bilmiyorsak ve iki ismin arasında ise boşluk, önceliği of'a verin. Ekonominin önemli bir bileşeni oluyor mu? Oluyor. Neye etki eden? Gelişimine ve refahına. Kimin refahına? Toplumların refahına. Toplumların refahı deyip Adana'ya gideceğiz. Ekstra materyal başlığı altında propositionlarla ilgili bir video var. Grammar Focus kitabının sonunda metni var. O metin üzerinden çalışıyorsunuz, videoyu izliyorsunuz. Aynı şeyi phrasal verb'ler için de yapın. Albert Einstein'ın, tabii ki hocam. Ulaşım sektörü önemli bir bileşenidir ekonominin. Siz component kelimesinin neyle çalıştığını bilmiyorsanız, yani bir kelimenin neyle çalıştığını bilmiyorsak, mesela depend on diyoruz, interest in diyoruz, bunu bilmiyorum. Ve iki tane ismin arasında boşluk, tercihim of'tan yana olsun. En çok kullanılan preplerden birisidir. İki ismin arasında ekonominin bir bileşeni. Yani oturuyor buraya etki eden, niye etki eden? Gelişimine ve refahına. Yine iki isim var. Toplumların refahı deyip iki oflu Adana yapısına gittik. Impact kelimesi etki demektir. Etki anlamında kullanabileceği ve bugün ben tuşlara basamıyorum herhalde. Impact etkidir. Etki anlamına gelen influence, impact, effect gibi kelimeler upon,
ya da 10 kelimeleriyle çalıştılar. Yani Adana ve deniz arasında kalacağım. Albert Einstein'ın etkisi dünya üzerinde öyle immens, büyüktür ki herhangi bir değerlendirme bilimlerin altına mı ilerlemeli, bilimlerin ötesine mi ilerlemeli? Arkadaşlar, bilimlerin ilerisine, ötesine anlamında beyond'a gideceğiz. Kültürü değiştirdiği farklı biçimleri de içine alabilecek şekilde bilimlerin ötesine uzanmalıdır diyeceğiz. Deniz'de cevabımız olacak. Mobilite, hareketlilik en temel önemli özelliğidir. Bakın, en temel diyor ve en önemli özelliklerinden birisi de ekonomik aktivitenin ve buraya geldim, bir artı verdim, sağ geçtim. O tatmin eder. Temel ihtiyacı bir yerden bir yere gitme temel ihtiyacını tatmin eder. Artı artı paralel yapı. Bata gidemezsin. Bursa bekliyor. Ceyhan bekliyor. Sodet olsun diye amacıyla amaç belirtir ve model sever. Tercihim ondan yana değil. In case bir durumu anlatır. Diğer cümlede bir tedbir alınır. Soru köküne baktığımda seçenek cümlelerden hangisi ana cümle diye sordum. Bir mi iki mi ana cümle? Cümlelerden hangisi ana cümle? Bir mi iki mi? Mahir Hocam birazdan söyleyeyim. Olur mu? Arkadaşlar, bazılarınız bir yazıyor, bazılarınız iki yazıyor. Birinci cümlemiz ana cümlemiz. Peki ana cümlede modul var mı? Ana cümlede modul var mı? Yok. Ana cümlede modul olmadığı için ben eze gideceğim. Çünkü mobilite en temel ve önemli özelliğidir ekonomik aktivitenin. Çünkü o bir yerden bir yere gitme temel ihtiyacını ne yapar? Tatmin eder, karşılar diyeceğim. Hocam, gittiğim zaman pro grubun içerisine ekstra materyal kısmına gideceğim şimdi. Ekstra materyal kısmında iniyorum. Hocam, proposition edatlar dersi videosu diye yazıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Proposition PDF dosyası var. Altında proposition edatlar dersi videosu diye yazmış. Sonra biraz daha altta hocam ilerlerseniz bu sefer de Proposition 2 diye bir dosya var. Onun altında da kelime dersi Ümit Hoca 3 diye yazar. Onun içinde de Proposition 2 videosu var hocam. Bir sıkıntı gözükmüyor. Dikkatli bakarsanız göreceksiniz ekstra materyal başlığı altına. Hemen ilerleyelim arkadaşlar sorumuzla. Şimdi 200'den daha fazla şu anda model var, erişilebilir. Burada bakın 200 gibi bir rakam vermiş. Sağda ise e-sigara endüstrisi çok küçük kalmaktadır. Tiny. Ne ile kıyasla? Genel tütün endüstrisiyle kıyasla çok küçük kalmaktadır. Burada tiny var, orada 200'den daha fazla var. Şimdi bir karşılaştırma yapılıyor. Just as tıpkı gibi fiillerde benzerlik. Given that göz önünde bulundurulursa. Now that because until before önce demek. Biz while ikene gideceğiz. Yani 200'den daha fazla modele erişilebilirken e-sigara endüstrisi genel tütün endüstrisine kıyasla çok küçük kalmaktadır dedim. Şimdi sayısız avantajı vardır doktor olmanın saygı gibi gelir gibi arkadaşlar. Saygı gelir gibi sayısız neyi vardır? Avantajı vardır. Artı verdim, sağa geçtim. Doktorlar yüksek miktarda bir hesap verebilirliğe sahiptirler ki bu bazı doktorlar için pozitif yönlerine ağır basabilir. Arkadaşlar, bu durum pozitif yönlere ağır basıyor. Hesap vermek iyi bir şey değil, değil mi? Yani bir hastanın başına bir şey geldi. Bununla ilgili hesap veriyor olmanız gerekiyor. Artı eksi bir yapımız var. Only paralel bir yapıdır. Whenever symbol present, a symbol present isteyen paralel bir yapıdır. But bekliyor. Since için çünkü. In case bir durumu anlatır. Tedbir alırız. Biz but'a gidiyoruz. But cevabımız arkadaşlar. Şimdi bir kişi internete bağlanabilmektedir ve düşüncelerini ifade edebilmektedir. Express ifade etmek bir düşünce ya da fikir hakkında artı verdim. Sağa geçtim. Bilgi, bireyin paylaşmak istediği bilgi dünyaya yayılacaktır dedi ve bu da artı bir cümle artı artı paralel yapıyı görüyorsunuz. Only zıtlık, although zıtlık, while öncelikli olarak bir zıtlık bağlacı, before ile as long as arasında kaldığımızda kişi internete bağlanmadan önce bunları yapabilir mi? Hayır. As long as yaptığın sürece ettiğin sürede paralel bir if clause bağlayıcıdır. Bir kişi internete bağlanabildiği sürece ve düşüncelerini bir durum ya da fikir hakkında ifade edebildiği sürece bu bilgi bireyin paylaşmak istediği dünyaya yayılacaktır dedim. Geldik özel bir soruya. Bol kanıt demişim. Arkasından bir verb ing sadeleştirme yapısı. Biyolojik evrim teorisini destekleyen bol kanıt.
demişiz. Burada bol miktarda kanıt var. Paralel bir yapım mı acaba bakalım? Ve yüksek derecede olasıdır diyor. Ne olması? Evrimin meydana gelmiş olması ve bugün hala oluyor olması da yüksek derecede olasıdır. Demek ki bir paralellik var. But for zıtlık gerektiren bir yapıdır. Olması olmasaydı ve ana cümlesinde modal ister. Given bekliyor. Paralel bir yapı. Owing to bekliyor. Despite rağmen zıtlık bağlayıcı gitti. Şimdi dikkatli bakın. Biyolojik evrim teorisini destekleyen bol miktarda kanıttan dolayı evrimin meydana gelmesi olasıdır. Kanıttan dolayı evrim meydana gelir mi? Hayır. Peki evrim teorisini, biyolojik evrim teorisini destekleyen bol miktarda kanıtın yanı sıra mı evrimli olmuş olması yüksek derecede olasıdır? Hayır. Biyolojik evrim teorisini destekleyen bol miktarda kanıt göz önünde bulundurulursa evrimin meydana gelmiş olması ve bugün hala oluyor olması yüksek derecede olasıdır dedik. 16'ya cevabımız bursa oldu. Hemen bir soru soracağım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun arkadaşlar. Peki, bakalım mı arkadaşlar, hazır mıyız? Şimdi diyor ki insanlar zamanlarının önemli bir kısmını ne olarak geçiren insanlar %73 oranında daha olasıdır metabolik sendrom geliştirmeleri. Demek ki olumsuz olmalı. Obsolete modası geçmiş demode. Indigenous yerli, dul bulanık demektir, donuk demektir. Laf anlamayan demektir arkadaşlar. Dul değil. Sedentary. Kelimeyi unuttunuz mu? Hareketsiz arkadaşlar. Sedentary. Hospitable ise misafirperver ya da yaşamaya elverişli demektir arkadaşlar. Yaşamlarının önemli bir kısmını, zamanlarının önemli bir kısmını hareketsiz bir şekilde harcayan insanlar %73 daha olasıdır metabolik sendrom geliştirmeleri. Bu bir problemler kümesidir. Ne yapan? Kalp hastalığı riskini arttıran dedik. Cevabımız Deniz'de oldu arkadaşlar. Hemen tekrar döndüm ilk 36'ya. 17. soruyla devam ediyorum. Hızlı gitmiyoruz değil mi arkadaşlar? Normal gidiyorum değil mi? Bir problem yok, yakalayabiliyorsunuz beni. Var mı sıkıntımız? Yok, ilerleyelim. Değerli arkadaşlar, gündelik egzersizin derin faydaları, önemli faydaları var. Hocam, ara mı versek? Bu kloza da bakıp öyle ara verelim mi hocam? Bu kloz testi de bakıp öyle ara verelim. Evet, 17-21'i tamamlayayım. Öyle vereyim, olur mu hocam? Çünkü 40 dakika yeni olmuş. Biraz daha yapalım. Yanıt Taner Hocam vereceğim. Gündelik egzersizin derin faydaları, önemli faydaları vardır gençler için. Artan enerji. Şimdi bakın. Artan enerjiden sonra bir virgül gelmiş. Devamında iyi bir şey söylemem gerekiyor. Sağlıklı kilonun ne yapılması? Sağlıklı kilonun ne yapılması? Artan enerji, sağlıklı kilonun ne yapılması? Adana verimliliği. Degradation bozulması. Maintenance sürdürülmesi, sağlıklı kilonun sürdürülmesi arkadaşlar. Application uygulama, precision kesinlik, doğruluk demektir. Biz ne diyeceğiz burada? Sağlıklı kilonun sürdürülmesi, kemik erimesinin önlenmesi ve bazı türlerde kanser ve kalp hastalığı yaşamda daha sonra ve çok daha fazlası. Olsoyu gördünüz mü arkadaşlar? Kip muhafaza etmek, tutmak. Yani hani keep'i orada isim olarak alamayız ya, upkeeping olabilir belki.
Sedat Hocam, upkeeping olabilir, sustaining olabilir. Şimdi arkadaşlar, but also ile birlikte kullanılan bağlaç gruplarımız bir, but, yet gibi ama anlamındaki bağlaçlar. Aynı şekilde although, though gibi bağlaçlarımız, virgülle birlikte ama anlamında. Sonra ama yine de anlamındaki however, even so'lar, değil mi arkadaşlar? Sonra moreover grubumuz var, değil mi? Moreover, in addition bu grubumuz var arkadaşlar. Bir de V grubumuz var. Yani and grubumuz var. Şimdi buraya baktığımızda also'yu gördük. Var seçeneklerde. Bursa'da var, Denizli'de var, Edirne'de var. Denizli Edirne'yi eler arkadaşlar. Değil mi? Denizli Edirne'yi eledi. Şu ikisi gitsin. Bizim cevabımız ne oldu? Moreover oldu arkadaşlar. Dahası diyeceğiz. Therefore otherwise also'yu birlikte kullanamayız. Dahası diyor ki gençler RIP almak, elde etmek, sayısız zihinsel sağlık faydaları alırlar fiziksel aktiviteden. Özellikle de o depresyonla ilgilidir bu aldığı faydalar. 2006 yılında yapılan bir çalışma. Tabii ki present olmayacağı için presentlar gitti. Adana ile Edirne arasında kaldınız. Adana'yı işaret ediniz. Tek cümle head verb 3 yapmazsınız. Çalışma niye göstermiş? Yüksek seviyelerde spor katılımı, participation ve fiziksel aktivite ilişkilidir. Yüksek seviyede depresyonla, düzelttim, düşük seviyede depresyonla ilgilidir. Ve egzersiz ne yapabilir? Teşvik edebilir. Daha iyi kendini algılamayı teşvik edebilir, arttırabilir. Bu çok önemlidir diyor genç kızlar için diyor ve araştırma şunu gösteriyor. Kızlar erkeklerden daha depresyonda değildir çocuklukta. Daha fazla kız erkeklerden ergenlikte depresyondadır. Bir karşılaştırma yapıyor. Seçeneklerde kaç tane zıtlık bağlacı var? Karşılaştırmalar zıtlık bağlacıyla yapılır. Seçeneklerde sadece bir tane zıtlık bağlacı var. O da hangisi? Oldu arkadaşlar. Rağmen değil mi? Yani kızlar erkeklerden daha depresyonda olmamalarına rağmen daha fazla kız erkeklerden depresyona giriyor ergenlikte. Provided if demekti. Whether yapsan da yapmasan da bir if clause bağlayıcı. Before önce, since because'du. Şimdi even beyond adolescence ergenliğin de ötesinde 24 yaşına kadar kadınlar diyor ki neredeyse iki katı yaşam boyu büyük depresif bozukluk sıklığı yaşarlar. Kimle kıyasla? Erkeklerle kıyasla aynı yaştaki. Compare iki şeyle çalışır. Bir with ile çalışır. Bir to ile çalışır. To yok zaten. Biz de with'e gittik arkadaşlar. Bu çalışmaya göre dedik ve bir araya çıktık. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar 22. soruyla. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Sizler de gelirseniz başlayalım. Geliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peki. Önce bir soru bakalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun arkadaşlar 45 saniye. Son 10 saniyeniz. Ve durduk. Değerli arkadaşlar, dünyanın en zengin 62 insanı much wealth as 3.6 billion. Ne diyor? 3.6 milyar insan kadar demiş. Şimdi Bursa işaretini arkadaşlar so much wealth debt diye bir yapı olabilir. So much debt diye bir şey olabilir ama dikkat edin, that'ten sonra S ve O tam cümle gelmesi lazım. Burada bir cümle yok ki. 3.6 milyar insan var. Arkasından gelen who'lu cümle
bir sıfat cümlesi ve bunu bir ne yapmaz? Cümle yapmaz. O yüzden so that değil. Rather than'i parçalamıyoruz. Both and için paralel bir yapı yok. Burada much var. Burada 3.6 var. Gitti. Whether or ister ister kalıbı as as'e gideceğiz. Dünyanın en zengin 62 insanı 3.6 milyar insan kadar çok zenginliğe sahip. O insanlar kadar çok zenginliğe sahipler. Bunlar kim? Küresel nüfusun daha yoksul yarısını oluşturan 3.6 milyar insanın zenginliğine sahipler. Yeni bir rapora göre Oxfam tarafından dedim. Hemen arkadaşlar döndüm ilk 36'ya. 22. sorudayız. Küresel ekonomik kriz ortasında, between arasında, beyond ötesinde, amongst 3 ya da daha fazla şeyin arasında, without olmaksızın biz amid'e gideceğiz. Amid'in midinden middle orta, amid ortasında demek, hatırlayalım. Küresel ekonomik kriz ortasında birçok ülke dönüyor. Dönmek burada başvurmak. Yani neye dönüyorlar, neye başvuruyorlar? Kemer sıkmaya. Austerity kemer sıkma demektir. Notion, düşünce. Ne düşüncesi? Reducing government spending, hükümet harcamasını azaltmak ve sosyal hizmetleri azaltmak. Ne yaparken? Vergileri arttırırken, genel nüfus üzerindeki vergileri arttırırken hükümet harcamalarını ve sosyal hizmetleri azaltmak düşüncesinin deficit, açığı azaltacağı düşüncesi özellikle Avrupa'da popülerdir. Ve ABD diyor ki benzer kemer sıkma prensiplerini ne yapmaya hazırdır? Is poised to allocate, tahsis etmek, reverse, tersine çevirmek, geri çevirmek. Enact, yasalaştırmak arkadaşlar, yasalaştırmak. Nominate, aday göstermek, react, tepki göstermek. Ceyhan, enact, yasalaştırmak cevabımız. Benzer kemer sıkma önlemlerini yasalaştırmak için hazır. Birleşik Krallık kuvvetli bir şekilde uyguladı. Implemented kemer sıkma önlemlerini ülke çapında across the board. Ne ümidiyle? Bir ümitle yapıyor bunu. Belirlenen noktalara ulaşmak için yolda. Artıyı verdim. Sağa geçtim. Kesintiler sadece resesyonun yani durgunluğun etkilerini yükseltmiş. Bir taraf artı, bir taraf eksi. Tek zıtlık bağlacımız var. O da arkadaşlar but. Adana cevabımız. Ama diyor arkadaşlar kesintiler sadece durgunluğun etkisini yükseltmiştir dedim. Şimdi ekonomistler şöyle söylüyorlar. Şimdi ekonomistlerin yarısı. Hangi ekonomistler? Bakın burası bir who sıfat cümlesi. Önündeki ekonomistleri tanımlıyor. Who'lu sıfat cümlesinin içerisinde 3 years ago yazıyor mu? Yazıyor değil mi? 3 years ago olduğu için de seçenekler past. 25'in seçeneklerinin past olduğunu görüyorsunuz. 3 yıl önce Birleşik Krallık'ta kemer sıkmayı ne yapan ekonomistler? Put out, söndürmek. Go into, araştırmak, detaylı incelemek. Given, teslim olmak. Call for, çağrıda bulunmak. Arkadaşlar, make up, oluşturmak, içermek anlamındadır. Burada make up'ı tercih edemeyiz. Çağrıda bulunmak anlamında call for'a gidiyorsunuz. Call for'un ikinci bir anlamı daha var. Nedir o? Call for'un ikinci anlamı ne? Bir çağrıda bulunmak anlamı var. Yok, desteklemek değil. Gerektirmek hocam. Gerektirmek. Gerektirmek anlamı da vardır. Şimdi gelelim 26. sorumuza. Değerli arkadaşlar, who'lu cümlenin tense 3 years ago'ydu ve biz bu who'lu turn up bizde. Sizde turn up değiştirmiş miyiz? Özür dilerim. Tamam. Sizde değiştirmişiz zaten bunu. Turn up. Çıka gelmek. Düzeltmişiz. En son gelen baskıda bunu düzeltmişiz. Ufak tefek düzeltmeler var. Turn up arkadaşlar. Şimdi 26'ya çok takılan var. Niye takılıyorlar? Diyorlar ki burada 3 years ago var. Arkadaşlar 3 years ago olduğu için zaten burası past olmuş. Aradaki who'lu cümleyi atın. Şimdi ekonomist says'ten sonra gelen that'li cümleye bakın. Burada now yazıyor. Şimdi ekonomistlerin yarısı fikirleri ne demiş? Bir past ifade yok. Adana direkt gitti. Denizli direkt gitti. Bursa, Ceyhan, Edirne kaldı.
Acaba bu ekonomistlerin yarısı fikirlerini değiştirmişler mi, değiştirilmişler mi, değiştirmişlerdir. Yani aktif olması lazım. Ceyhan pasif, Edirne pasif, Bursa cevabımız arkadaşlar. Avrupa'nın geri kalanı ise benzer etkileri kemer sıkma ile deneyimini yaşadıktan sonra benzer etkileri yaşadılar dedim. Hemen gittik arkadaşlar. 27. soruya. Nasıl çözüyoruz? Bağlaç, konu, referans ifade, anlam bütünlüğü. Bağlaç, konu, referans ifade, anlam bütünlüğü. Çözüm yöntemimiz buydu. Hatırlayalım. Bağlaç, konu, referans ifade ve anlam bütünlüğü. Yok, konu limit yorum yok Büşra Hocam burada. O paragraf tamamlama Roma rakamları sorusunda. Yani sadece konu bizim için yeterli. Şimdi bugün işleyeceğiz ama burada bir the burden var. Arkadaşlar buradaki the burden'ın the'sı arkadan gelen açıklamadan dolayı gelmiş. Yani vergi ödeyenlerin üzerindeki yük dedi. Bunun karşılığını diğer tarafta aramayın. Bir ülkeden bahsediliyor. Ülkenin vergi ödeyenlerin üzerindeki yük ve toplumun üzerindeki yük onların yaşadığı. Onlar kim bulacağız? Ayrıca artar. Şimdi burada ayrıca artar dediğine göre sizce diğer tarafta da artış var mıdır? Evet, hayır. Burada ayrıca artar dediğine göre diğer tarafta da bir artış var mıdır? Kesinlikle olmalı. İçinde artış olan bir seçenek arıyorum. Adana'ya baktım, yok. Bursa'ya baktım, yok. Ceyhan'a baktım, yok. Denizli'de aradığım kelimeyi buldum. Grove kelimesi. Arkadaşlar, aradığım kelime Grove. Şimdi bakın, diyor ki nüfus gençleştikçe, yani gençler arttıkça ve daha fazla genç insan işsizleştikçe onlar dediği buradaki genç insanlardır arkadaşlar. D dediği buradaki genç insanlar için D ifadesini kullanmış. Onlar ne olur? Onların yaşadığı toplum ve ülkenin vergi ödeyenlerinin yükü de ayrıca artar. Gayet güzel oldu. Peki diğerlerine bakalım. Arkadaşlar, hükümetler ve uzmanlar tek başına genç işsizliği problemini çözemiyorlar. E bu soru kökü zaten eksi. E burası da eksi. Nasıl zıtlık olacak, değil mi? Even if olsa bile zıtlık gerektirecek. Geniş bir politika değişikliğine ihtiyaç ve küresel girişimlere ihtiyaç var. Cahillik sorunuyla baş etmek için konu tutmuyor. Merkezi ve lokal hükümetler, yerel hükümetler birçok ülkede bir zorlu zamanlar geçirir iken soru kökünde hangi hükümetler iyi zaman geçiriyor? Böyle bir şey yazmıyor. Annese geldik, devlet ve vergi ödeyenler bu ailelere yardımcı oluyorlar. Gelirlerini sübvanse ediyorlar. Burada da this families'in karşılığı yok. Geldik arkadaşlar ve Denizli'yi işaretledik. This bite'i çizdim. Bir miktar şüphe var arkadaşlar. Ne hakkında? Teknolojinin rolü, üretkenlikte, kişisel üretkenlikte teknolojinin rolü üzerine bir miktar şüphe var. Buraya eksiği verdim. Bütün bu seçeneklerin içerisinde bir seçeneğe öncelik vermeliyim. Hangisi? Niçin? Bir seçeneğe diğerlerine göre öncelik vermeliyim değerli arkadaşlar. Hangi seçeneğe öncelik vermeliyim ve niçin? Bakın bakalım. Görebilecek var mı? Yok mu gören? Şöyle bir taradığınızda bulamadınız mı? Despite ne demek? Rağmen mi demek? Hayır arkadaşlar. Hayır. Aradığım şey değil, bu değil. Demiştik ki eğer ana cümlenizde actually, hatırlıyor musunuz? Actually, in fact, in reality, still, nevertheless, nonetheless gibi ifadeler varsa zıtlık bağlacına gidilir demedik mi? Nevertheless, nonetheless. Bunlar bağlaç değil, zarf bunlar. Şimdi buradaki despite, buradaki nonetheless'e işaret ediyor. Diyor ki, önceliği neye ver diyor? Adana'ya ver. Arkadaşlar.
bir miktar şüpheye rağmen teknolojinin üretkenlikteki bir teknolojinin kişisel üretkenliğindeki teknolojinin rolü hakkında bir miktar şüpheye rağmen burası eksi diğer taraf artı olacak. Neye inanılmakta? Gelişmiş teknoloji yine de hayati önemli bir rol oynayacaktır. Ekonomik durgunluktan toparlanmakta artıyı verdim, bekletiyorum. Bursa bu bağımlılığın ifadesinin karşılığı yok. Makinaları bu bağımlılık insan psikolojisini değiştirmiştir ve duygusal engeller yaratmıştır ki burası da eksi ben artı bir cümle arıyordum. It's posing threat bir tehdit oluşturmaktadır. Pose a threat tehdit oluşturmak insanın varoluşuna ve onun toplumdan izole olmaya zorluyor. Bu da bir eksi cümle. Ayrıca teknoloji ile ilgili doğrudan bir kelime yok. Bu projeler ifadesinin bir karşılığı yok. Yapılır. Çabaları azaltmaya yardımcı olmak için ve büyük oranda chorus ev işleri demektir. Zaman kazanmak için bu da gitti. Biz bilgisayarları aşırı kullanmaya meyilliyiz diyor. Cep telefonunu ve interneti. Burası da eksi. Aşırı kullanıyorsak bu olumsuz bir durumdur. Bu durumda Edirne'de gider. Olumlu olan Adana seçeneğimiz doğru cevabımız olur. Soruya nasıl baktığımızı kafamızda iyice oturtalım arkadaşlar. Kaç tane vali var? Kaç tane farklı valimiz var? Bugün çok yordum herhalde. Ben size hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Kaç tane valimiz var arkadaşlar? 3 tane. Zaman bağlıcı, sırtlık bağlıcı ve paralellik bağlıcı. Öncelikli olarak kullanım zıtlık bağlacındadır. Çabalar, turizm noktalarını koruma çabaları son 10 yılda artmıştır. Turizm noktalarını koruma çabaları son 10 yılda artmıştır. Artıyı verdim. Konum arkadaşlar, turizm noktalarının korunuyor olması. Turizm noktalarının korunuyor olması. Şimdi Adana'ya gittim. Daha ve daha fazla insan erişim kazanmış arabayla seyahate, havayolu seyahatine ve tatil zamanında 21. yüzyılda bu da bir artı ifadesi ve turizm noktalarının ne yapılması, korunması ile ilgili doğrudan bir şey yok. Şimdi sormanızı istediğim şeylerden birisi şu. Hocam nedendi? Karşılığı nerede? Değerli arkadaşlar, the threat dememizin nedeni arkadan gelen bir sıfat cümlesi var. The threat which is posed, yoğun turizmden kaynaklanan tehdit. Aradaki which is düşüyor. Çünkü which'li cümle önündeki tehdidi tanımladığı için the almış. Yani bir sıfat cümleciklerinde arkadan bir isim gelip onu tanımlıyorsa the alır kendiliğinden. Mesela the people who work in technology. Teknolojide çalışan insanlar dediğimizde the olur. Burada yoğun turizmden kaynaklanan tehdit ve aşırı gelişmeden kaynaklanan tehdit hala çok gerçektir. Bursa'yı sevmemin bir nedeni daha var. Nedir o? Diğer seçeneklere göre Bursa'yı sevebilirim. Stil var. Arkadaşlar. Stil var. Hala çok tehdit gerçektir. Yani böyle bir tehdit var ve bu tehdit çok gerçektir diyor. Yani bu uygun bir seçenek. Bunu bekletiyorum. They must balance. Onlar dengelemeli ziyareti ve gelişmeyi çevresel koruma ile dengelemeli. Onlar kim? Bilmiyoruz. Bir zıtlık söz konusu değil. Birçok toplum gelire bağımlıdır. Böyle yerlerin çektiği gelire bağımlıdır. Böyle yerler dediği üstteki turizm noktaları olabilir ama yine bir zıtlık oluşmadı. Such efforts gerçekten güzel bir seçenek. Böyle çabalar büyük bir baskı yaratabilir yerel kaynaklar üzerine. Ne gibi? Enerji, yiyecek ve diğer ham materyaller üzerinde. İyi de bunun bizim konumuzla ilişkisi ne? Konu turizm noktalarının korunması. Edirne'de gitti ve Bursa cevabınız oldu. Yani sadece efforts'a bakarak işaretleyemeyiz. Bir kozu çizdim. Cümleler arasında sebep sonuç ilişkisi var. Kamu fonları azalmaktadır. Kamu fonları birçok ülkede azaldığı için eksi. Konunun fonlarla yani parayla ilişkili olduğunu gözden kaçırmayın. Kamu fonları birçok ülkede azaldığı için kütüphaneler ilktir. The first, the only, the last, the next, the superlative'den dolayı to verb 1, to be verb 3, to have verb 3, to have been verb 3 yapılarının geldiğini vurgulamak istiyorum.
Kütüphaneler ilktir bütçeleri kesilen. Acaba bütçe ile fon arasında bir bağ, ilişki kurabilir miyim? Yani kamu fonları birçok ülkede azaldığı için kütüphanelerin bütçeleri kesilir arasında bir bağ olabilir, değil mi? Hatta bu onların kapanmasına sebep olur. Adana beklesin. Bursa, kitaplar daha ve daha az önemli oluyorlar teknolojiye okuyucularla ilerledikçe, ama kamu fonlarının azalması ile bunun arasında bir sebep sonuç ilişkisi yok. Online ve elektronik kaynaklar var kütüphane sistemlerinin dışında erişilebilir olan. Yine fonların kesilmesiyle alakası yok. Şehir kütüphaneleri diyor, okul lokasyonlarında tesisleri paylaşan şehir kütüphaneleri büyük oranda serpilip gelişecektir. Ama soru kökü eksi, burası artı olmadı. Diğer rakipler dediğinizde hangi rakipler? Karşılığı yok ki. Diğer rakipler kim? Hani birine karşılık söylüyor olsak ne olabilir? Diğer rakipler savaşa girerler ve temelde kütüphanenin doğasını değiştirirler diye. Bu da olmadı. Adana cevabımız. Lütfen sorularınızı sorun arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz sorularda anlam bütünlüğü daha ön planda. Zengin bir kültürel alışveriş var. There was a rich cultural interchange. Zengin bir kültürel alışveriş var. Kiminle kimler arasında? Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında. Yüzyıllardır birçok yerde artıyı verdim. Zengin bir kültüre alışveriş var. Adana, given that göz önünde bulundurulursa, Judaizmin tek hayatta kalan, tek tanrılı din olduğu göz önünde bulundurulursa, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar arasında zengin bir kültüre alışveriş var. Olmadı. Yani bir given that göz önünde bulundurulursa ifadesini tamamlamadı. Doğu Akdeniz'den ortaya çıkıyormuş. Because'a geldik. Buranın artı olması lazım. İlişkiler Yahudi Hristiyan topluluklar arasında her zaman zor olduğu için mi zengin bir kültürel alışveriş var? Olmadı. Burası eksi. Ceyhan'da aradığım şeyi buldum gibi. Büyük farklı, there have been differences, farklılıklar olmuştur büyük dinler arasında. Büyük din dediği Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında, büyük dinler arasında farklılıklar olmasına rağmen Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında zengin bir kültürel alışveriş olmuştur Ceyhanca. Bans olur olmaz bir zaman bağlacı. İslam diyor, Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya'ya yayılır yayılmaz. Burada önemli olan şeylerden biri şu. Bans bir zaman bağlacı. Evet, tense uyumu var ama bu once gibi, as soon as gibi arkadaşlar. Once, as soon as, olur olmaz arkadaşlar. Once, as soon as, when yok hocam. When dahil değil buna Ali hocam. Sadece olur olmaz anlamına gelen bağlaçlar için kullanacağız bunu. Once ve the moment. Arkadaşlar bu bağlaçlar hareket anlatırlar. Yani eve varı, mesela kapıdan çıkar çıkmaz yağmur yağmaya başladı. As soon as I left the house, it started raining. Bu güzel. Ama kapıdan çıkar çıkmaz hava yağmurlu idi diyemezsiniz. Yani bu fiilleri takip eden cümlelerde was, were, is, are gibi fiiller yerine hareket, eylem belirten fiiller olur. O yüzden bu seçenek de uygun değildir. Edirne'ye geldiğimizde justice fiillerde benzerlik İslam geleneği, Yahudi ve Hristiyan geleneklerinden sonra ortaya çıktığı gibi şu gelenekte şundan sonra ortaya çıktı diye bir benzerlik anlatılmış mı? Hayır. Cevabımız bu. Şimdi fosil yakıtlar arkadaşlar, fuel körüklemek, ekonomik gelişmeyi geçen yüzyılda körüklemişler, ateşlemişler, artıyı verdi. Bağlaca göre hareket ediyorum. Doğu çizdim. Buranın eksi olması lazım. Onlar dediği fosil yakıtlar endüstriyel devrime enerji sağlamışlar ve batıyı bugün gördüğümüz şekle dönüştürmeye yardımcı olmuşlar. İki tarafta artı gitti. Unless'e geldim. Unless'e ilgili kuralı hatırlıyorum. Unless be if clause bağlacı ve ana cümlesinde present perfect tense olmaz. If clause bağlaçlarının ana cümlesinde present perfect tense olmaz. Aynı şey as long as için de geçerli. If clause ve zaman bağlaçlarının ana cümlesinde present perfect olmaz. Denizli'ye geldim. Fosil yakıt kullanımındaki azalma ekolojik bir bakış açısı açısından faydalı olacağı için mi fosil yakıtlar küresel ekonomik büyümeyi körüklemişler? Hayır. Bir de Volt'u çok sevmedik burada. Yete geldik ama burası artı burası eksi mi diye bakalım. Onlar referans ifade gözünden kaçırma. Onlar arkadaşlar sınırlı kaynaklardır ve onarılamaz bir şekilde çevrede yıkıma uğratırlar. Çevreyi yıkıma uğratırlar dedik. Edirne cevabımız oldu. 33. soruda shrink, çekmek, küçülmek, shrinkage, çekmek, küçülme.
Arable ekilebilir. Ekilebilir topraklardaki küçülme hemen bir problem oluşturmayabilir bir ülkenin gıda güvenliği için. Ben bu soruyu okurken kulağım bir seçeneğe git diyor. Hangi seçeneğe? Koruyacağım. 33'ü anlatayım, geri döneyim, olur mu? Bata. Başka? Batla aynı anlamıyla başka bağlaçlar da var Ali Hocam. 1. Yete gidebiliriz. 2. Doğa gidebiliriz. 3. Bata gidebiliriz. Öncelik bunlarda. Merve Hocam düşünebiliriz ife. Ama şöyle bir şey hatırlıyor musun? Şöyle 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 olabilir ama. Fakat değil mi? May, might, is, are, likely'den neye gitmek? Bata, yete, ama, fakat anlamına gelen bağlaçlara gitmek diye bir kuralımız vardı. Şimdi ekilebilir topraklardaki küçülme hemen bir problem oluşturmayabilir bir ülkenin güvenliği için. Artıyı verdim, oluşturmayabilir diyor. Ama diyor küçülmenin olumsuz bir etkisi olmamıştır yiyecek tahıl üretiminde. Olmamış, burası da artı, iki taraf artı olduğu için Adana gitti. Bursa'ya geldim. It would have taken some steps. O birkaç adım atacaktı diyor. Ekim altındaki toprakları arttırmak için, ama burada da olumsuz bir şey yok. Bu da gitti. Ayrıca Volta Europe'u çok sevmedik. Geldik. Şimdi orada şöyle bir şey yazmıyor mu? Hemen bir problem oluşturmayabilir ama uzun dönemli etkisi, bir referans ifademiz var. Yani onun uzun dönemli etkisi dediği nedir? Ekilebilir topraklardaki küçülme arkadaşlar. Doğru mu? Hocam dış shrinkage deriz. Ali hocam. D'da sıkıntı yok. Başında D var ya. Dış shrinkage deyip D ile gönderme yapabilir. Sıkıntı yok. D olmasaydı problemdi. Ama diyor onun uzun dönemli etkisi felaketsi olabilir. Çünkü o kim? Ülke arkadaşlar. Çünkü o ne ihtiyaç duyacak? Daha fazla tahıla ihtiyaç duyacaktır. Ne yapan? Yükselen nüfusunu desteklemek için eksiği gördüm. Denizli güzel gözüküyor. Şimdi diğer seçeneğe de bakalım. İndet çünkü demek, iklim değişkenleri, doğal felaketler kesintisiz bir şekilde diyor çalışıyorlar değiştirmek için üretken toprakların sınırlarını. Burası eksiymiş. İndet çünkü olduğu için iki tarafın da artı olması gerekirdi. İfli cümleye baktığımızda arkadaşlar, ifte üretken toprakların kaybı çoğunlukla ormanların yok edilmesine atfedilirse, bağlanırsa mı ve ekilebilir toprakların küçülmesi hemen bir problem oluşturulmaz? Hayır, hiç anlamlı değil. Döndüm, Denizli'yi işaretledim. Oldu mu arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Koray Hocam, Adana neden olmadı? Çok güzel. Şimdi fosil yakıtlar küresel ekonomik gelişmeyi geçen yüzyılda körüklemişler, ateşlemişler. Artı ya hocam. Şimdi doğu çizdim. Artı mı istiyorum, eksi mi istiyorum Koray Hocam? Ama dedim, eksi gelmesi lazım. Doğru mu? Ama bakıyorum diyor ki D, fosil yakıtlar endüstriyel devrimi ateşlemişler, enerji sağlamışlar ve batıyı bugün gördüğümüz şekle dönüştürmeye yardımcı olmuşlar. Şimdi iki tarafta artı olunca arada doğudan dolayı olmadı. Oldu mu Koray Hocam? Şimdi sadeleştirmeleri çalışmıştık geçen gün. Depriftin üzerine geldim. Verb 3 yazdım ve size sordum. Mahrum bırakan mı, bırakılan mı? Yoksun bırakan mı, bırakılan mı? Mahrum bırakan, bırakılan, yoksun bırakan, bırakılan, bırakılan. Güzel. Şimdi diyor ki arkadaşlar, anlamlı bir temas. Anlamlı bir temas. Ne ile? Kentsel yaşamın bir sonucu olarak doğayla anlamlı bir temastan mahrum bırakılan olumsuz bir durum değil mi? Doğayı unutmayın. Arkadaşlar kim? Teknoloji, son yılların teknoloji patlaması olabilir mi? Hani özneler ortak ya. Arkadaşlar, kentsel yaşamın bir sonucu olarak doğayla anlamlı temastan mahrum bırakılan son yılların teknoloji patlaması olabilir mi? Hayır, olamaz değil mi? Anlamsız. Peki, çocuklar olabilir mi? Olabilir. Gençler olabilir mi? Olabilir. Öğrenciler olabilir mi? Olabilir. Arkadaşlık ve kardeşlik olabilir mi? Hayır. Arkadaşlık ve kardeşlik olamaz. Konuyu unutmayın. Kentsel yaşamın bir sonucu olarak doğadan mahrum bırakılan çocuklar genellikle başarısız olurlar arkadaşlar. Geliştirmekte önemli bir ilişki. Doğal dünya ile, ha, doğal dünya, dünya, doğa ve doğal dünya beklesin.
gençler diyor ki sağlıklı ilişkiler yaratabilirler. Ebeveyn ve eşitleri ile doğa bağlantısı yok. Öğrenciler teknolojik cihazları kullanamazlar. Doğa bağlantısı yok. Ve Bursa cevabınız oldu. Son iki sorumuz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Kültür şoku anlamına gelir. Bir uyumsuzluk, disorientation, hani oryantasyon, disorientation. That people experience, insanların yaşadığı bir uyumsuzluk anlamına gelir. Konumuz kültür şoku ve insanların yaşadığı bu uyumsuzluk. Eğer diyor, bireyler identify with öğrenin, özdeşleştirmek, kendilerini katıldıkları grupla özdeşleştirirlerse mi insanlar bir uyumsuzluk yaşıyor? Hayır, değil mi? Paralellik olması gerekiyor. Yeni bir kültürde yaşamak sizin yeni bir dizi kültürel düzen ve davranışı öğrenmenizi gerektirdiği için mi kültür şoku insanların yaşadığı bir uyumsuzluk anlamına gelir? Hayır. Peki Oldağ'a geldim. Birçok insan kültür şokunu sadece aşırı değişikliklerle bir ülkeden bir başka ülkeye gitmek gibi aşırı değişikliklerle ilişkilendirmelerine rağmen kültür şoku insanların yaşadığı uyumsuzluk anlamına gelir. Hayır. Bakın anlam bütünlüğüyle çözülüyor soru. Adana, Bursa, Ceyhan'da olmayan Denizli'de bir şey var. Nedir o? Adana, Bursa, Ceyhan'da olmayan bir şey var. Denizli'de nedir o arkadaşlar? Ne var? Bunu fark etmemiz çok önemli arkadaşlar. Onlar temelde farklı bir kültürle karşılaştıklarında yaşadıkları bir uyumsuzluktur. Kültür şoku insanların temelde farklı bir kültürle karşılaştıklarında yaşadıkları uyumsuzluk anlamına gelir. Referans ifade var, konu bağlantısı var, Denizli'ce. Bu yüzden açık zihinli, açık görüşlü ve kültürel olarak hassas insanlar buna karşı bağışık değillerdir. Sebep-sonuç ilişkisi olmadığı Denizli cevabımız. Peki, however, ama diyor. Onların çoğusu demin kim olduğunu bulmalısınız. Onların çoğusu devam etmeyecekler arkadaşlar. Çok sıra dışı olmaya, yetişkinlikte çok sıra dışı olmaya devam etmeyecekler. Eksiği verdim. Bazı çocuklar erken okuyabilirler ifadesindeki may read bana bir şeye işaret edebilir mi? Dikkatli bakın. Adana'daki may read neyi? Ama işaret edebilirim. Yani bir öncelik verebilirim. Bakalım oluyor mu? Evet, aynen öyle. Bazı çocuklar çok erken okuyabilirler. Sayılarla sizi büyüleyebilirler ve müzik için sıra dışı bir hafıza sergileyebilirler ama onların birçoğusu yetişkinlikte çok sıra dışı olmaya devam etmeyeceklerdir. Peki kiminle kimi kıyaslamış? Çocuklukla yetişkinliği karşılaştırmış. Adana cevabımız. Diğerlerine bakalım. Şimdi ebeveynler, öğretmenler göz ardı ederler. Gelişmiş yeteneklerini ve sıra dışı ilgilerini bu çocukların bir alanda bir kere bu çocukların bir karşılığı yok. İki, bu bir eksi cümle. Soru kökü de eksi. Arada however var olmaz. Ama Adana artıydı dikkat ederseniz. Artı eksi bir zıtlık oldu. Bazı kişilik özellikleri arkadaşlar seçkin, eminent bireylerin sahip olduğu bazı kişilik özellikleri içerir. Bu içermek fiilini görünce aklıma bir şey geliyordu. Ne geliyordu? Include'ü görünce aklıma bir şey geliyordu. Ne geliyordu? Uzak dur. Çok güzel. İçermek, kapsamak, dahil olmak gibi fiillerden uzak dur. Öncelik verme. Yani bazı kişilik özellikleri seçkin bireylerin sahip olduğu yüksek hırs ve enerjiyi içerir. Ama birçoğusu çok sıra dışı olmaya devam etmeyecektir. O yüzden bu da gitti. Maintain yok şimdi. Include, cover, comprise, bugünkü gördüğümüz içermek, kapsamak fiilleri, embrace, encompass, içermek, kapsamak fiilleri hocam. Birçok çalışma olmuştur yetişkin yetenekliğini araştıran. Buradaki many'i karşılayacak hiç kimse yok. Öğrencinin destek yokluğu ihtiyaçları için neye sebep olur? Sosyal ve duygusal krizleri sebep olur. Hem eksi hem de arkadaşlar aralarında bir konu bağlantısı da yok. Adana cevabımız oldu. Ve hemen bir soru geldi. Buyurun arkadaşlar. 45 saniyemiz başladı.
Hızlanalım arkadaşlar. Son 5 saniyemiz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi İran üzerindeki bir kere İran üzerindeki bir şeyin kaldırılması 1 milyon yeni varil petrolü piyasaya getirmiş arkadaşlar. Adana sanctions olur. Debates tartışma. Spot nokta yer. Negotiation müzakere. Convention gelenek ve anlaşma anlamına taşır. Biz yaptırım deyip sanction sayıyoruz. İran üzerine yaptırımların kaldırılması 1 milyon yeni varil petrol varilini piyasaya getirmiştir. Küresel piyasayı ve küresel piyasa payını değiştirmiş ve Orta Doğu'daki güç dengesini İran yönüne değiştirmiştir dedik arkadaşlar. Adana cevabımız oldu. Peki bir soru daha alalım. Buyurun arkadaşlar. Hızlanalım arkadaşlar. Hızlanalım. Peki. Venezuela arkadaşlar relies on bağımlıdır ithalatlara. Neredeyse her şey için. Ham petrol hariç. Venezuela ham petrol hariç neredeyse her şey için ithalatlara bağımlıdır. Bu kötü bir şey değil mi? Eksi. Ve diyor ki is closer to yakın. Neye yakın? To the edge of the major political demiş. Bir şeyin eşiğine yaklaşmış. Neyin eşiğine yaklaşmış? Büyük politik ve ekonomik bir karmaşa. Turmoil. Herhangi bir diğer petrol üreticisinden arkadaşlar daha fazla yaklaşmıştır. Büyük politik ve ekonomik bir kargaşanın eşiğine yaklaşmıştır. Turmoil cevabımız. Insight anlayış demektir. Anlayış, anlama, kavrama, fikir, düşünce anlamı vardır. Espek yön. Yani büyük politik ve ekonomik bir yönün ucuna yaklaşmıştır demezsiniz. Is kolaylık demektir. Grant ise ödenek. Ödenek demektir. Ceyhan diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Sedat Hocam, Okan Hocam, Elif Hocam, Taner Hocam, Merve Hocam. Peki arkadaşlar bir ara vereceğiz. Aradan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Paragraf tamamlama sorularına gideceğiz arkadaşlar. 245 mi? Bakalım. Şunları çözmüştük arkadaşlar. Cümle tamamlamalarla ilgili soruların hepsini çözmüştünüz değil mi arkadaşlar? Soru kalmamıştı cümle tamamlamalarla ilgili. 277. Değil mi arkadaşlar? Cümle tamamlamalarla ilgili bütün soruları çözmüştük. Var mı cümle tamamlamada kalan sorumuz? Yok değil mi? Hepsini çözmüştük zaten. Niye çok hızlı çözmüyor Müsteda Hocam? Sedat Hocam neyi hızlı çözüyoruz?
Ben daha önceden çözemedim. Çok çözmeyeceğiz zaten. Konu anlatımı bu Sedat Hocam. Bu konu anlatımı ödev değil zaten. Konu anlatımı üzerinden gideceğim. Giderken de bazı soruları ben çözeceğim. Bazılarını size ödev vereceğim hocam. Olur mu? O şekilde gideceğiz. Önce bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra şey yapalım. Sorularımıza bakalım. Yeni konumuza giriş yapalım arkadaşlar. 10 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben geldim. Sizler de gelirseniz başlayalım. Evet, bana geldiğinizi belli ederseniz sevinirim arkadaşlar. Peki, teşekkür ederim. Bir soruyla başlayalım mı önce? Önce bir soruyla başlayalım isterseniz. Peki, bir sadeleştirme sorumuz var. Sedat Hocam yok mu? Gelmedi mi Sedat Hocam? Geldi. Sedat Hocam soru. Hızlanalım arkadaşlar. Daha seri. Daha seri. İpuçları yarışıyor. Peki bakalım mı? Arkadaşlar, en kötü insani felaket olarak tanımlayan Suriye iç savaşı mı? Yoksa en kötü insani felaket olarak tanımlanan Suriye iç savaşı mı? Güzel, tanımlanan. Adana Defining gitti. Bursa Being Defined tanımlanmakta olan bekliyor. Ceyhan tanımlamak için olmaz. Defined arkadaşlar tanımlanan bekliyor. Having Defined tanımlamış gitti. Bursa ile Denizli arasında. Sağa geçtik. To date diye bir ifademiz var değil mi? Şu zamana kadar 20.000'in üzerinde zayiata sebep olmuştur, can almıştır. O zaman biz claims'e değil, nereye gideceğiz? Present perfect tense'e gideceğiz arkadaşlar. Soğuk Savaş'ın sonundan biri. En kötü insani felaket olarak tanımlanan Suriye iç savaşı 200.000'in üzerinde can almıştır. Şu zamana kadar 8.000 tane belgelendirilmiş öldürme var çocukların 18 yaş altında dedik. Denizli cevabımız oldu. Ve arkadaşlar gidiyoruz nereye? Paragraf tamamlama ve Roma rakamları soruları nasıl çözülür? Peki. Önümüzde bir not var. Değerli arkadaşlar, paragraf tamamlama soruları şöyle çözülür. Konu limit ve yorum yöntemiyle çözülür. Değerli arkadaşlar, her paragrafın bir konusu ve bir limiti vardır mecburen. Şimdi örnek cümlelerimiz var. Ebeveynsel sigara içmek yüksek derecede zararlıdır çocukların sağlığı için. Bakın, bu paragrafın konusu değerli arkadaşlar, ebeveynlerin sigara içmesi. Bu sizin konunuzdur. Ancak bu konuyu sınırlandıran bir limit vardır ve sizin bunu belirlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar, nedir bu? Çocukların sağlığı. Yani biz sigara içmeyi, ebeveynlerin sigara içmesini çocukların sağlığı açısından ele alacağız. Yorum dediğimiz şey ise bu konu olumlu bir şey mi yoksa olumsuz bir yönü mü ele alınıyor dediğimiz şey de yorumdur. Her paragrafta yorum olmaz
ama konu ve limit olmak zorundadır. Peki ben bu paragrafın konusunu, limitini ve yorumunu değiştirebilir miyim? Yani ebeveynsel sigaradan hamile kadınların sigara içmesine, çocukların sağlığından yaşlıların sağlığına ya da kişi sigara kullanan kişinin sağlığına pasif sigara içmeye geçebilir miyim? Geçerim arkadaşlar. Nasıl geçerim biliyor musunuz? Şöyle. Paragrafın konu, limiti ve yorumu arkadaşlar betense zıtlık bağlaçları ile değiştirilebilir. Yani siz konu ve limit yorumu değiştirebilirsiniz. Hangi bağlaçlarla? But, yet, though, although, even though, ama fakat anlamında kullanıldığında. However, even so, still, nevertheless, nonetheless, ama yine de. In contrast, conversely, on the contrary, aksine. Ve on the other hand, diğer taraftan. Genellikle bu zıtlık bağlaçları kullanılarak konu, limit, yorum değiştirilebilir arkadaşlar. Bir başka örnek. Paragrafınız başlıyor. It is shown that, gösterilmektedir kesinlikle, bilgisayar oyunları oynamak arttırabilir. Neyi? Çocukların el göz koordinasyonunu arttırabilir. Yani bu ne demek? Ben bu paragrafta bilgisayar oyunlarının oynamayı anlatacağım konu olarak ama bu konuyu ben sınırlandıracağım. Neyle? Çocukların arkadaşlar el ve göz koordinasyonunun arttırılmasıyla sınırlandıracağım. Peki yorumum ne? Olumlu. Arkadaşlar olumlu bir yorumum var. Çünkü arttırabilir diyor. Şimdi ben burada bilgisayar oyunları oynamanın zararlarına geçebilir miyim? Geçebilirim. Zıtlık bağlacı kullanılarak geçilebilir. Bir başka örnek. Antik dünyada, antik Yunan dünyasında, bakın antik Yunan dünyasında din kişisel doğrudandı ve yaşamın bütün alanlarında vardı. Değerli arkadaşlar, konu dindir. Konu dindir. Ama limit nedir biliyor musunuz? Antik Yunan dünyasıdır. Değerli arkadaşlar. Antik Yunan dünyasındaki dini anlatacaksınız. Günümüzdeki dini anlatamazsınız. Başka bir toplumdaki dini anlatamazsınız. Bu konuyu değiştirebilmek için arkadaşlar, limiti değiştirebilmek için, yorumu değiştirebilmek için mutlaka bir zıtlık bağlacı getirmek gerekiyor. Başka bir örneğimiz, Çin diyor ki has developed from, gelişmiş, az gelişmiş bir ülkeden dünyanın ikinci en büyük ekonomisine dönüşmüş. Konu ne? Konu arkadaşlar Çin'dir. Ama dikkat edin, Çin'de eğitimin, sağlığın gelişiminden bahsetmeyeceğim. Neyden bahsedeceğim ben? Limit ne? Arkadaşlar limit ne? Limit ne burada? Çin'in ne yapması limit burada sizce? Çok güzel. Ekonomisi arkadaşlar. Aşkın hocam. Ekonomi limittir. Yani ben Çin'in az gelişmiş bir ülkeden dünyanın ikinci en büyük ekonomisine dönüşmesini anlatacağım. Öyleyse konu dediğimiz şey nedir? Paragrafın kahramanıdır. Paragrafta bahsedilen şeydir. Peki limit dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Limit dediğimiz şey şudur. Gruptur. Değil mi? Limit dedilen şey topluluktur. Arkadaşlar topluluktur. İşte yerdir. Zamandır. Yani limit konuyu sınırlandıran her şeye biz limit diyoruz arkadaşlar. Konu limit yorumun belirlenmesi çok önemlidir dedim arkadaşlar. Şimdi gidelim. Karşımıza paragraf tamamlama sorularımız var. Şimdi yöntemlerimizden birisi şahıs zamirlerini takip etmektir. Paragraf tamamlama ve Roma rakamları sorularında bizim yöntemlerimizden birisi şahıs zamirlerini takip etmektir. Şimdi boşluk nerede? Paragrafın sonunda. Değerli arkadaşlar, bir paragraf tamamlama sorusunda son cümle boş bırakılmış ise bir önceki cümlenin konu ve kahramanıyla devam edilir. Peki hocam zıtlık bağlacı ile yeni bir konu limite geçmek mümkün müdür? Mümkündür.
ama düşük olasılıktır. Genellikle aynı konu ve kahramanla devam edilir. Şimdi hızlı bir şekilde çeviri içinde çevireceğim. Havada diyor, ışık diyor, parçalanır diyor. As it passes through, geçerken kornea'nın gözün önündeki ve sonra diyor ki lensin içerisinden geçerken bir daha kırılıyor. Lens temelde oradadır diyor. Fine adjustment, ince ayarlama sağlamak için diyor. Çünkü kornea sabittir. Aslında odaklanma gücünün, gözün odaklanma gücünün 1/3'ü kim tarafından sağlanır? Kornea tarafından sağlanır. Su altındayken kırıcı endeksi korneanın neredeyse aynıdır önündeki suyla ve o neredeyse tamamıyla odaklanma gücünü kaybeder. Şimdi geldim son cümleye. Bakın kahramanlarımı. Lensin daha yüksek bir kırıcı indeksi vardır ama bu yeteri kadar telafi edemez. Compensate, telafi etmek. Bu yüzden siz, bakın bu yüzden siz aşırı derecede uzak görüşlü olursunuz. Şimdi kahramanım kim? You. Arkadaşlar, nasıl bir cümle tamamlama sorularında we, our, us bağlantılarını takip ediyorduysak burada da you, your bağlantılarını takip etmemiz gerekiyor. Şimdi seçeneklere bakın. Hangi seçenekte you bağlantısı verilmiş söyler misiniz bana? Hangi seçenekte you bağlantısı var arkadaşlar? Adana. Adana'dan başka hiçbir seçenek de yok. Bakalım. If you are short-sighted, eğer yakın görüşlüyseniz, the effect, buradaki etki dediği şey arkadaşlar nedir? Bu odaklanma gücünün kaybolması. Bu etki azalır ama hiç kimse diyor bunu ortadan kaldıracak kadar yakın görüşlü değildir. Gayet güzel. Mesela Bursa'ya bakın arkadaşlar. Yeteri kadar zaman verildiği zaman uzun uzağa gören insanlar genellikle yakın objelere odaklanabilirler diyor. Ama çok kısa bir zaman periyodunda. Bir kere benim konum su altında bu odaklanma gücünün kaybolması konu tutmuyor. Mesela çalışmalar şunu açığa çıkartıyor. Yakın görüşlülük diyor. Pozitif bir şekilde eğitim seviyesiyle ilişkilendiriliyor bir toplumda. Yakın görüşlü olmakla yüksek eğitim seviyesi arasındaki bağ anlatılmamış gibi bu paragrafta. Su altına dalmak ve orada kalmak aslında daha karmaşık bir dizi süreçtir görünenden. Ama su altına dalmak orada kalmakla alakalı değil konumuz. Bilim adamları şuna inanıyorlar diyor. Denizden uzakta yaşamak insanlığa yardımcı olmuştur. Derinlik algısını geliştirmek konu bağlantısı tutmadı. Cevabımız arkadaşlar Adana oldu. İkinci soruya gelelim. Şimdi çeşitli ekonomik analizler kullanılabilir düşünürken. Whether isim cümlesi bir iş kurup kurmamada. Arkadaşlar whether or not start a business. Örneğin dedi. Şimdi boşluktan önceki son cümlemiz. Örneğin diyor. Var olan müzik mağazaları sizin şehrinizde karlı ise ve sizin de yeteri kadar paranız varsa kendi müzik mağazanızı başlatmanız için bunu yapar mısınız? Konumuz şu. Şehirde var olan müzik mağazaları karlı, sizin yeterli paranız var. Müzik mağazanızı korumak için bunu yapar mısınız? Arkadaşlar, in addition ne demek? In addition ne demek? İlaveten, yani dahası demek değil mi? Peki, bu durumda in addition diyerek ben boşluktaki cümleye ekleme yapmış olmuyor muyum? Evet, hayır. In addition diyerek boşluktaki cümleye ekleme yapmış oluyorum değil mi? Diyor ki sizin masraflarınız, giderleriniz daha yüksek olabilir diğer mağazaların masraflarından çoktan yerleşmiş olan. Burada iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi? Eksi mi var, artı mı? Sizin masraflarınız çoktan yerleşmiş olan mağazaların masraflarından daha yüksek olabilir. Eksi mi? Olumsuz bir şey. Peki cümlenin kahramanı kim? You bağlantısını gördünüz mü? Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Değerli arkadaşlar, iyi bir aday soru kökünü iyi analiz eder ve seçenekte ne aradığını bilerek gider. Ben şimdi söylüyorum size. 1. Müzik mağazası ile ilgili olsun. 2. Olumsuz olsun. 3. İçinde you bağlantısı olsun. Bakın söylüyorum. Müzik mağazası olumsuz ve içinde you bağlantısı var. Adana. Hala diyor bir risk var diyor. Var olan mağazalar diyor pazar paylarını korumaya çalışırlar diyor. Reklamlarını arttırarak dedi. İçinde U bağlantısı var mı? Yok. Müzik mağazası ile ilgili bir kelime geçiyor mu? Hayır. Eledim. Bursa, U'yu gördüm.
Eğer bu pazara girerseniz dediği şey, üstteki cümlede should you do it, bunu yapar mısın? Yani kendi şirketini, mağazanı kurar mısın dedi. You var. Girersen diyor ki competition, rekabet mağazalar arasında müşteri için artacak ve bu da daha düşük fiyatlara yol açacak CD için. Acaba müzik mağazası ile ilgili Bursa'da bir ilgili kelime geçiyor mu arkadaşlar? Müzik mağazası ile ilişkili bağlantılı bir kelime geçiyor mu? Var. Ne var? CD var. Çok güzel. Bursa bekliyor arkadaşlar. Geldim Ceyhan'a. İşçiler olarak, bakın işçiler olarak işçilere gitti. Biz böyle bir analizi kullanırız. Hangi analizi? This market dedi hocam. Şuradaki soru dedi ya. Şehrinizdeki mağazalar karlıysa, sizin de yeterli paranız varsa bu müzik mağazasını kurmak için bunu yapar mısınız? Bunu yapar mısınız dediği şey, yani bu piyasaya girer misiniz demek istiyor. Müzik mağazasına. Tamam. Ona karşılık kullanılmış. İşçiler olarak biz böyle bir analizi kullanırız diyor. Malların, hizmetlerin nasıl üretileceğine karar vermek için, ne kadar üretileceğine karar vermek için ve ne kadar ücretlendireceğine karar vermek için. İyi de benim konum bu değil ki. Gitti. Denize indi, üstteki cümleyi güçlendirir mi? Güçlendirir. Burada diyor ki karlıymış gibi görünen bir piyasaya girmek bazen ortaya çıkabilir. Turn out. Ne oldu ortaya çıkabilir? Finansal bir felaket olduğu ortaya çıkabilir yatırımcılar için. Eksi. Güzel bir cümle. Peki sıkıntı ne? You bağlantısı yok. Müzik bağlantısı yok. Edirne üreticiler ve tüketiciler özgürdürler. Uyum adapte etmeye aktivitelerini, piyasa koşullarındaki ve nispi fiyatlardaki değişiklikleri, konu bağlantısı yok. Geldik. Bursa'yı işaret ettik. Sorusu olan yok değil mi arkadaşlar? Peki, sizin sorunuz, size bıraktım. Sizin çözmenizi istiyorum. Geldim İspanya sorusuna arkadaşlar. İspanya'yı birlikte çözeceğiz. Şimdi 2007 kadar erken bir zamandayız. İspanya güçlü, kuvvetli, vigorous bir yaratıcısı, büyüme ve iş yaratıcısı. Durduk. Biz genellikle konu limit yorumun ilk cümlede olmasını bekliyoruz. Doğru mu? Paragrafın girişinde konu limit ve yorumun olmasını bekliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi boşluğun sağına geçtim. Sağında diyor ki ama o günler şimdi bitti. Son yıllarda İspanya tanık oldu %20 oranında bir işsizliğe ve dev bir ticaret açığına. However diyerek eksiye geçmiş mi? Arkadaşlar, however diyerek eksiye geçiş yapmamış mı? Peki, biz boşluğa gelecek cümlede eksi mi arayacağız, artı mı arayacağız? Herkes tahminini söylesin. Eksi mi aramalıyız, artı mı? Artı aramalıyız. Niye? Ya çünkü ama diyor o günler şimdi bitti. Son yıllarda İspanya %20 oranında bir işsizliğe ve dev ticaret açığına tanık oldu. Tamam. Seçeneğe gitme. Kafanda cevabını şekillendir. 1. İspanya ile ilgili. 2. Ekonomisi ile ilgili. 3. Olumlu. 4. Past. İspanya. Ekonomi. Olumlu. Past. Ne aradığımı biliyorum şu an. Tamam arkadaşlar. İspanya olumlu. Past ve ekonomi ile ilgili. It was. Past'ı gördüm. O zaman diyor ki it was notable. O zaman dikkat çekiciydi diyor. That the time dediği 2007 yılı olabilir arkadaşlar. 2007'ye gönderme yapıyor olabilir yani. O zaman diyor ki dikkat çekiciydi, önemliydi. It's dediği burada İspanya'nın büyük yatırımlarıyla. Acaba ekonominin bu sektörleri dediği de büyüme ve iş sektörleri olabilir mi? Olabilir. Adana bekliyor. Arkadaşlar, Adana iyi bir seçenek. Bursa'ya bakıyorum. Bursa diyor ki ekonomisyen merak ediyorlar. Bir kere present. İkincisi onun ne zaman anlamlı büyümeye döneceğini merak ediyorlar. Yüksek derecede talep edilen ekonomik bir önlem hem de olumsuz olmadı. Başbakan Zapatero bir kere present, ikincisi gönülsüz bir reformcudur, olumsuz yine olmadı. İspanya reddediyor present, kabul etmeyi, finansal problemlerinin çoğusunun uluslararası kaynaklandığını kabul etmeyi reddediyor, yine olumsuz ve present. Tek past, ikinci pastımız Edirne, Zapatero yavaştı diyor. Neyde yavaşmış? Piyasanın sabırsızlığını belirlemekte yavaştı. İspanya'nın açığına bir kere past ama olumsuz olduğu için gider ve Adana cevabımız olur arkadaşlar.
Sadece devamını kelime için hızlı bir okumak istiyorum. 2010'da diğer Avrupa ekonomileri tekrar büyümüş, İspanya'nın ekonomisi çekmiş küçülmüş. Shrink, shrank, çekmek, küçülmek arkadaşlar. 2011'de gayri safi milli hasılası %1'den daha az büyümüş. Dünyanın 9. en büyük ekonomisi 2009'da yakında 12. olacak. Rusya, Hindistan ve Kanada tarafından sollanacaktır, geçilecektir. Son reformlar doğru yönde bir değişimdir ama yeterli değildir. İspanya'nın geride kalmasını engellemek için yeterli değildir dedim arkadaşlar. Bir sonraki soruyu size bıraktım. İlerledim bir sonraki sayfaya. Bunu da size bıraktım. Ben geldim işaret sıfatlarını izlemek. These, those, these, those bağlantılarına geldim. Değerli arkadaşlar, arkeologların bir görevi var. Hem bot and colleague iş arkadaşlarına hem de genel topluma karşı bir görevleri var. Nedir bu görevleri? Açıklamak. What isim cümlesi. Niçin yaptıklarını, ne yaptıklarını ve niçin yaptıklarını. Şimdi boşluktan sonra gelen further neydi? Boşluktan sonra gelen further neydi arkadaşlar? Neydi bu? Dahası. Ekleme yapıyor. Cümlenin içerisinde also var mı? Var. Enjoy kelimesinin anlamları ne? Hatırlar mısınız? Enjoy kelimesinin anlamları. Enjoy. Hadi. Yararlanmak, faydalanmak, sahip olmak. Yararlanmak, faydalanmak, sahip olmak. Hoşlanmak anlamını zaten biliyorsunuz. Benefit from. Çok güzel aşkın hocam. Şimdi onların çalışmasından ayrıca daha geniş bir toplum faydalanabilir. Şimdi bu cümlede onların çalışmasından daha geniş bir toplum da ayrıca faydalanabilir dediğine göre üste başkaları da onların çalışmalarından faydalanıyor olabilir mi? Mümkün mü? Ayrıca onların çalışmasından daha geniş toplum da faydalanabilir dediğine göre üste arkadaşlar başkası da faydalanıyor. Yani olumlu bir şey söylemem gerekiyor. Bakalım. Modern kazıların up to a kadarı, %60'ına kadarı görünüşe bakılırsa yayınlanmadan kalmakta olumsuz bir cümle ve kimin faydalandığından bahsetmiyor. Arkeologlar genellikle tercih ederler dik kazmak yeni yerleri. Rather than'dan sonra fiilin birinci halinin gelebileceğini unutmayın. Adamaktan ziyade. Laborious, zahmetli, kazı sonrası analizlere zamanlarını adamaktan ziyade yeni yerleri kazmayı tercih ederler. Yine aradığım kimin faydalandığı ifadesi yok. Birçok proje bağımlıdır. Neye? Willing, istekli ellerine amatör heveslilerin. Burada da aradığım çalışmalardan kimin faydalandığı yok. Geldim. Maalesef bazı arkeologlar hoard, gizlemek, saklamak demektir. Bulgularını gizlerler ve engellerler iş arkadaşlarının onlara erişim kazanmasında yine olumsuz bir cümle. Bu arada şunu da hatırlayın. Prevent somebody from work page. Notunuzu alın. Prevent somebody from work page. Birini bir şey yapmaktan alıkoymak. Onların bunlara erişim kazanmasını koyarlar dedim. Geldim. Temelde bu şu anlama gelir. Buradaki bu dediği şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dediği şey şu. Arkeologların bir görevi var ya, topluma ne yaptıklarını ve niçin yaptıklarını açıklamak. Temelde bu. Yani ne yaptıklarını ve niçin yaptıklarını açıklamak ne anlama gelir? Publishing the discoveries, keşifleri yayınlamak anlamına gelir. So that amacıyla ne amacıyla? Sonuçlar diğer bilim adamlarına erişilebilir olsun amacıyla. Acaba diğer bilim adamlarına erişilebilir, ulaşılabilir olması, onların da faydalanması anlamına gelir mi? Gelir arkadaşlar. Cevabınız Edirne olur. Dahası diyeceğim. Dahası onların çalışmasından ayrıca daha geniş bir toplum da faydalanabilir diyor. Genellikle zaten onlar bu çalışmanın faturasını ödemişlerdir ama dolaylı olsa da ödemişlerdir. Bir soru daha. Ne kadar yaygındır diğer medeniyetler evrende? Soru bu. How common? Bu arada arkasından sıfat zarf falan soru kelimesinin how olduğunu unutmayın. Bir de however bağlacımız da var. This question, bu soru fascinate, büyülemek arkadaşlar. İnsanlığı yüzyıllardır büyülemiştir ama so far şu ana kadar hiçbir definite kesin cevap bulunmamıştır. Chief among these, bunların arasında başlıcası, işte bunları bulacağız. Bunların arasında başlıcası doğrulanmasıdır diyor. Başlıcası doğrulanmasıdır. Neyin doğrulanması? Uzun bir bekleyiş ve çeşitli yanlış başlangıçlardan sonra gezegenlerin Güneş sisteminin dışında var olduğunun doğrulanmasıdır. Gidelim bu dizi bulalım. Most surprising of all, hepsinin en şaşırtıcısı diyor, hızdır diyor, yaşamın diye bu gezegen üzerine kurulmasındaki hızdır. Burada dizi karşılayabilecek çoğul isim yok. Gitti.
Aynı zamanda arkadaşlar hani bu gezegen dediği dünyadan bahsediyor. Onunla ilgili net bir ifademiz yok. Şimdi çok sayıda son gelişme, yeni gelişme, buradaki developments ifadesi buradaki dizi karşılar. Çok sayıda yeni gelişme bu soruyu, bakın the question'ı zaten vermiş. Nerede vermiş? İşte şurada veriyor arkadaşlar this question'ı. Bir daha bahsettiği için ondan the question diyor. Yani çok sayıda yeni gelişme bu soruyu yeniden öne çıkartmıştır. Başlıcası bunların arasında bu gelişmelerin başlıcası doğrulanmasıdır dedi. Bursa cevap olabilir. Ceyhan edelim. Şu ana kadar uzay bilimciler hiçbir dünya benzeri, Earth-like, dünya benzeri gezegen bulamamışlar. Ama biz oldukça eminiz diyor bulacaklarında. Buradaki dikkat ederseniz bulamamışlar zaten. Olumsuz bir cümle. In spite of all this activity, tüm bu aktiviteye rağmen araştırmacılar hiçbir pozitif bulgu yapmamışlar. Extraterrestrial, dünya dışı sinyallerle ilgili hiçbir pozitif bulgu yapmamışlar. Bunların arasında başlıcası diyemezsiniz çünkü pozitif bulgu yok zaten. Bu zamana kadar başarının yokluğu kullanılamaz diyor. Çıkarım yapmak için ne çıkarımı? Dünyanın üzerine gezegen olan tek yaşam olan gezegen olduğu çıkarımını yapmak için kullanılamaz. Yine çoğul bir isim yok. Dizi karşılayabilecek bir ifademiz yok. Cevabınız Bursa oldu arkadaşlar. Peki. Bir soru alalım. Buyurun arkadaşlar. Şimdi çok hızlı cevap vermek doğru bir şey değil. Yani bu kadar hızlı bir şekilde çözemezsiniz. Mümkün değil. Yani şu an sadece 10 saniyelik bir sürede çözdünüz. Bence çok acele çözmek size hata yaptırıyor arkadaşlar. Çok erken cevap veren arkadaşlar. Süreyi lütfen kullanın. Peki hızlanalım arkadaşlar. Son 10 saniyeniz. Peki durduk arkadaşlar. Şimdi bir konaklama kıtlığı var burada. Yani konut kıtlığı var, yokluğu var. Burada da ne var? Mülteci akışının nesi varmış? Doğrudan ikileri varmış. Devlet kapasitesinin sosyal hizmetleri dağıtmasında iki tarafta da bir eksi var. Şimdi but for olmasa olmasaydı anlamında bir if clause bağlayıcı buraya koyarsanız ama sağdaki cümlede will, can, may, would, could, might, would have, verb 3, could have, verb 3, might have, verb 3 gibi yapılar olur. Yani present perfect olması mümkün değil ki. Bu gitti. Even if cümle ister gitti. In place of yerine bir zıtlık bağlayıcı gitti. Along with ile due to arasında kaldık ve ÖSYM'nin en çok son ikiye bıraktığı seçeneklerden birisidir. Buradaki also'yu görmek zorundasınız. Bakın bu olsa olmasa konaklama kıtlığından dolayı mülteci akışının doğrudan etkileri olmuştur diye düşünebilirsiniz. Ama değil, olsa var. Ayrıca konaklama kıtlığının yanı sıra mülteci kıtlığı, mülteci akışının doğrudan etkileri olmuştur. Devlet kapasiteleri üzerinde, sosyal hizmetlerin dağıtılmasında devlet kapasitesi üzerinde doğrudan etkileri olmuştur. Due to değil arkadaşlar, along with cevabınız olacak. O yüzden acele etmiyoruz. Tamam arkadaşlar. Peki. Buyurun.
sebep-sonuç ilişkisi var mı diye bakmamız lazım Okan Hocam. Aslında bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Bir tarafta konaklama kıtlığından dolayı devletin sosyal hizmetleri dağıtma kapasitesi üzerindeki etkisi doğrudan ilişkili değil. Aralarında sebep-sonuç ilişkisi yok aslında. Bununla ilgili Grammar Focus kitabında bol miktarda sorumuz var ikisinin arasında kaldığımız. Onlar üzerinden tekrar vurgulayacağım. Peki arkadaşlar, bakın. Bu işin mutfağında okuma var, çeviri var. Ben ne kadar çok okuma çeviri yaparsam, ne kadar çok okumaya çeviriye maruz kalırsanız kulağınızda o kadar seçenekler kolay oturuyor. Şimdi okuyalım. Zayıf ya da kötü, hijyen olmayan yaşam koşulları ve sınırlı erişim temel sağlık hizmetlerine bir risk oluşturuyor arkadaşlar. Hem salgınların, hastalıkların baş göstermesinin engellenmesi hem de tedavi edilmesi açısından. Tamam. Hem hastalıkların, salgınların tedavi edilmesi hem de engellenmesinden ziyade olmadı. Bir risk oluşturuyor. Hem tedavi edilmesi hem de engellenmesi yoluyla olmadı. On behalf of adına namına, yani bu adına namına ifadesini biz bir kurum adına, bir ülke adına, bir temsil etme anlamında kullanıyoruz. Yani mesela bu diplomatlar Türkiye Cumhuriyeti adına Birleşmiş Milletler'de ne yapıyorlar, konuşuyorlar. Adına namına derken bu anlamda kullanıyoruz. Saç ezisi örnek veriyor. Riski mi örneklendirdik? Hayır, değil mi? Risk mi örneklendirdi buraya? In terms of cevabımız hem zayıf ve hijyen olmayan yaşam koşulları sınırlı erişim temel sağlık hizmetlerine bir risk oluşturmaktadır. Hem salgınların baş göstermeleri tedavi edilmesi hem de engellenmesi açısından dedik. Adana doğru cevabımız oldu. Döndüm tekrar Prime Peki arkadaşlar. Şu soruyu size bıraktım. While identifying sorusu sizde. Geldik arkadaşlar. Laying undersea cable system sorusuna. Şimdi deniz altında kablo sistemleri düşünmek monumental bir süreçtir, büyük bir süreçtir. Bakın ben bu paragrafta herhangi iki deniz arasında kablo sistemi döşenmesinden bahsetmiyorum. Yani Avrupa ile Türkiye arasında ya da Asya ile Avrupa arasındaki bir kablo döşeme sisteminden bahsetmiyorum. Genel olarak bahsediyorum. Peki bu ne? Kastettiğim şey şu, değerli arkadaşlar. Bir paragraf 3 farklı şekilde gelebilir. 1. Paragrafınız geneldir. Nasıl geneldir? Mesela paragraflar reptiles, sürüngenler diye başlar. Sürüngenleri anlatır. İşte soğukkanlıdırlar, şöyledirler, böyledirler anlatır. 2. Bir paragraf özeldir. Sadece sarı kertenkeleyi anlatıyordur. Onun dışına çıkmaz. Üçüncüsü, bir paragraf genelden özele gider. Yani sürüngenler, karada yaşayanlar, kertenkeleler, sarı kertenkele. Bakın özelden genele gitmek yok. Genel paragrafın tamamı genel, arada bir tane özel olmaz. Genelden özele diye gider ama özelden genele diye bir gidiş yok. Şimdi bakalım. Bu genel bir konu gibi gözüküyor. After surveying inceledikten sonra indirme yerlerini, deniz yatağı jeolojisini inceledikten sonra ve riskleri değerlendirdikten sonra mühendisler bir rota çizerler. Tamam. Aylarca bu gemiler arkadaşlar kabloları binlerce fit deniz yatağına indirirler. Zaten hani this ship sizin bu soruyu çözmeniz için kolay bir yol. Zaten çünkü baktığınızda hani burada direkt işte şurada vessel kelimesi gemi demektir. This ships diyerek vessels'a gönderme yapıyor. Bunu rahat bulabilirsiniz ama ya this ships olmasaydı diye sorsam. Ne yapacağız? Bakın
Adana'da yeni Pasifik sistemi dediği için gider. Niye? Çünkü benim paragrafım genel. Yani yeni Pasifik sistemini anlatmıyor bu paragraf. Genel özel kuralına göre gitmesi lazım. Mesela Bursa geleneksel okyanuslar arası sistemler yanlış. Çünkü genel olarak denizaltı kablo sistemlerinin indirilmesi anlatılıyor. Gider. Mesela Ceyhan'da operatörler, yeni kablo sistemlerini yapanlar deprem tehdidine karşı dikkatli olmalıdırlar dediğinizde deprem tehdidinden bahsedilmediğini görürsünüz. Daha sonra dev kablo yığınları ve diğer araç gereçler kablo taşıyan gemilere yüklenir. Buldum. Cevabım bu. Zaten süreci anlatıyordum. Edirne'ye baktığımızda 10 tane büyük denizaltı kablo var. ABD'yi Avrupa'ya bağlayan sadece 5 tane var. Asya'yı ABD'ye bağlayan, değil mi? Özele indiği için bu da gider. Denizde cevabınız olur. Bir soru daha. Şimdi, it's not exactly known. Tam olarak bilinmemektedir. Başıboş itler sadece dete gönderme yapmazlar. Vata, vene, vedra, hava farklı soru kelimelerine de gönderme yaparlar. Burada belirleyici olan şey belirsizlik olması. Yani tam olarak bilinmemekte. Ne bilinmemekte? The practice of reading the future. Geleceği okuma. Nerede? Kahve telvesinde başladı. Durdu. Benim konum ne? Konum ne be? Ben konu olarak ne anlatacağım burada arkadaşlar? Konu ne? Kahve falı. Harikasını tanıyor hocam. Ben bu paragrafta kahve falını anlatacağım. Devam ediyorum. Diyor ki, since the urge, ısrar, istek, decipher, deşifre etme, çözme, kahverengi işaretleri çözme isteği demiş. Geriye bırakılan neydi? Bu telvede geriye bırakılan kahverengi işaretleri çözme, deşifre etme isteği çok doğal göründüğü için diyor, böyle uygulamalar muhtemelen kahve içmek kadar eskidir. Devam. In fact, vurgulayacak Türk kahvesi. Hazırlanma metodu neye yol açıyor? Fincanda telvelere yol açan Türk kahvesi hemen kendisini fala sunar. Fortune telling, fal demek değil mi arkadaşlar? Ne yoluyla? Geriye bırakılan şekilleri açıklamak yoluyla. Boşluktan önce Türk kahvesi ve fal diyor. Şimdi boşluğun devamına gidiyorum. Bu sefer orada da diyor ki, insanlar diyor fincanlarını çevirirlerdi. Saucer fincan tabağı üzerine çevirirlerdi telvenin yandan akması için. Bu da geriye şekiller ve düzenler bırakırdı tanımlanması için. Burada da insanların fincanlarını çevirmesinden bahsediyor. Bakın iyi konu limit yorum yaptıysanız çok çabuk çözersiniz. Adana'da kahve kelimesi geçiyor mu? Evet, hayır. Adana'da kahve kelimesi geçiyor mu? Geçiyor. Peki Adana'da fal var mı? Adana'da fal var mı arkadaşlar? Var mı? Hayır. Doğrudan var bak hocam. Coffee reading zaten yazmış. Tanır hocam. Coffee reading yazmış ya. Yok mu Merve hocam? İşte kahve okuma demiş. Kahve falı değil mi? Coffee reading dediğimiz yazıyor ya. Net bir şekilde yazmış. Peki Bursa'da kahve var mı? Hızlıca bakın. Bursa'da kahve kelimesi geçiyor mu? Var. Peki fal var mı diye bakın. Bursa'da fal var mı? Yok ki. Peki Ceyhan'a bakın. Ceyhan'da fal var mı diye bakın. Ceyhan'da fal var mı? Fortune teller var değil mi? Falcı var. Fortune teller var. Fortune teller. Falcı var. Peki Ceyhan'da kahve var mı? Ceyhan'da kahve var mı? Yok ki. Bakın yani öyle hani çok zor gözükmüyor. Gayet güzel gidiyor. Peki Denizli'ye gelelim. Denizli'de kahve var mı? Yok. Ama sanki falı anlatıyor değil mi? Bir hac kişinin sağlığına bakması gerektiğini, alevler bir kişinin ilk izlenimlere güvenmemesi gerektiğini. Yani bunu bekleteceğim arkadaşlar. Peki Edirne'de kahve var mı? Edirne'de kahve var mı? Var. Fal var mı? Edirne'de fal var mı? Yok ki. Senin için çevirilerini yapacağım. Arkadaşlar Bursa, kahvenin yayılmasındaki ilk aşama dünya etrafında Kızıldeniz'i geçmesiydi diyor. Oradan yerli Etiyopya ve Yemen'e geçmiş. Ceyhan'a bakalım. Geleneksel falcılar metodoloji olarak farklılaşırlar. Vary in, differ in. Genellikle teknikleri kullanıyorlar. Uzun süre yerleşmiş kendi kültürlerine. Böylece kültürel beklentilerini karşılıyorlar müşterilerinin.
Edirne'de elbette hiçbir yapay kahve tatlandırıcısı eş değildir gerçek Arabica tohumlarına diyor. Jamaika'da ve Kolombiya'da yetiştirirler. Üçü gitti. Denizli ile Edirne arasındayız. Peki boşluktan sonra insanlar fincanlarını fincan kapaklarının üzerine çevirmiyorlar mı? Çok güzel Merve hocam. Şimdi sorunumuz şu. Sadece tek başına kahveyi takip eden, sadece tek başına falı takip eden yanlış yapar. Onu göstermeye çalışıyorum Merve hocam. Yani onu vurgulamak için özellikle yapıyorum oraya. Sadece kahveyi takip etmek, sadece falı takip etmek hata yaptırır. Onu göstermek için vurguluyorum. Hayır. Fortune teller falcı demek. Sadece yani şey için geçerli değil, kahve için. Şimdi Adana ile Denizli arasındaki seçimi yaparken şuna dikkat edin. İnsanlar fincanlarını çeviriyorlar. Fincanlarını çevirmesinin öncesinde içindeki şekillerin ne anlama geldiğini söyleyemezsiniz. O yüzden Adana cevabımız 19. yüzyılda bu tür kahve okuma, falcılık, kahve telvesiyle popüler oldu. Buradaki vult insanlar yapardılar, ederdiler anlamında geçmişte bir rutin, alışkanlık anlatılıyor. Adana cevabımız oldu. Sizin Ünsil'in sorusu sizin arkadaşlar. Buna birlikte bakacağız ama önce bir soru soralım. Buyurun arkadaşlar. Hızlanalım arkadaşlar. Peki. Lack of heating, ısınmanın olmayışı ya da konaklama biçimleri arkadaşlar. Şimdi ısınmanın olmayışı eksi mi? Konaklama koşulları solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir. Ne gibi? Astım gibi, alerji gibi ve akut bronşit gibi. İyi bir şeyden mi bahsedeceğim, kötü bir şeyden mi? İyi bir şey mi söyleyeceğim, kötü bir şey mi söyleyeceğim? Kötü. Peki. Ingenious zeki demek. Prosperous zengin demek. Trifling ne demektir arkadaşlar? Trifling ne anlama gelir? Bilen var mı aranızda? Trifling ne anlama gelir? Önemsiz, gereksiz. Çok güzel. Önemsiz konaklama koşulları diyemeyiz. Acaba siz karıştırıyor olabilir misiniz? Inhabit yaşamak. Inhabitable dediğinizde yaşanılabilir demek. Siz bunu olumsuz yapmak için uninhabitable yapmanız gerekmez mi? Uninhabitable yapmanız gerekir değil mi? O zaman bu da gitti. Cevabınız ne oldu? Damp. Nemli oldu arkadaşlar. Bursa cevabımız. Isımın olmayışı ya da nemli konaklama ev koşulları solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Ne gibi? Astım, alerji ve akut bronşit gibi rutubetli nemli cevabınız Bursa olacak arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Peki. Bir soru çözelim. Sonra ara verelim olur mu arkadaşlar? Bu soruyu da çözüp ara verelim. Şimdi ilk deodorantlar kuvvetli parfümlerdi.
açıkçası simply, açıkçası sade bir biçimde istenmeyen odor kokuları maskeliyormuş, gizliyormuş. Modern girişimler bu vücut kokusu, odor, vücut kokusu problemini çözme modern girişimleri maddelere bağlıdır, bağımlıdır. Hangi maddeleri? Ya remove, ortadan kaldıran, ya immobilize, hareketsiz kılan, etkisiz kılan, ya da kimyasal olarak değiştiren, koku üreten parçacıkları ya da onların üretimini engellemeye dayalıdır. Şimdi boşluktan sonra bir kere this sweet dediğine göre bu ter diyor. Bu ter. Apokrin ter olarak adlandırılır. Dikkatli okuyalım ve diyor ki farklıdır diyor terden. Hangi terden? Vücudun geri kalanı tarafından üretilen terden farklıdır. Ha, vücudun geri kalanı tarafından üretilen terden farklıdır dediğine göre üstte vücudun bir kısmından bahsediliyor. Doğru mu? O zaman hem üstte ter geçmesi lazım hem de vücudun bir kısmı olması lazım. Adana. Vücut deodorantları içerirler. Alüminyum ya da zinc tuzlarını temelde nasıl hareket ederler? Üretimini azaltarak hareket ederler. Terin, ter var. Ter salgılamasının. Nereden? Koltuk altı bezlerinden. Ha, vücudun bir kısmından bahsedilmiş. Gayet güzel. Vücudun bir kısmından bahsedilmiş ve aynı zamanda içinde ter kelimesi de geçiyor. Bu bekliyor. Arkadaşlar, Bursa deodorantlar yaygın yol olmuşlardır. Neyin? Onun yoluyla rahatsız edici kokularla baş edilmektedir. Kadın ve yaşamların gündelik yaşamlarında burada ter kelimesi geçmiyor. Vücudun bir kısmından bahsedilmemiş. Kıyafet değiştirmek, ek yapmak gerekli olduğunda ya da koltuk altı deodorantı etkili bir çözümdür. Bir ter yok, vücudun bir kısmı yok. İyi bilinmektir ki insan vücudu terler. Bakın terlemek var. Ne için? Flush out, atmak için, kimyasalları, zararlı olan kimyasalları atmak için dedim. Bu da gitti. Çünkü burada vücudun bir kısmı yok. Bazı kuvvetli materyaller bir zamanlar yaygın bir şekilde kullanılan deodorantlarda yasaklanmıştır, kısıtlanmıştır. Neyden dolayı? Sinir zehirlenmesi tehlikesinden dolayı dedik. Bu da gitti. Terleme yok, vücudun bir kısmı yok. Arkadaşlar cevabınız Adana oldu. Tamam. Bir ara verelim. Bu arada şu soru sizin. Albert Einstein sorusu sizin arkadaşlar. Most countries sorusu sizin. Tabii ki hocam. Tabii ki açalım. The Planet sorusu yine sizin arkadaşlar. Biz şimdi the kullanımına gireceğiz aradan sonra. Ben o sayfayı açtım hocam. Buyurun. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Buyurun, ben geldim. Niye hoş geldiniz dedim ki? Kafa gitti demek ki artık. Sinan hocam soru mu istiyorsun? Peki. Arkadaşlar gelsin soralım. Peki bir soru alalım arkadaşlar. Sonra devam edelim konumuza. Buyurun arkadaşlar. Acele etmeyelim. Süremizi kullanalım.
Hızlanalım arkadaşlar. Peki. Bir kere burada primary school var. Burada secondary school var. İki farklı şeyden bahsediyor. Burada cinsiyet eşitliği var. Burada ise erkeklerin kızlardan daha olası olduğu okul bırakması. Çalışmaya başlamak için. Yani bir karşılaştırma yapılıyor. Because olmaz. Justice fiillerde benzerlik yok ki. Bir tarafta eşitlik var, bir tarafta ise erkekler daha olası bırakması okulu. Before öncelik sonralık yok. Despite isim ister burada cümle var. Dersiyim denizi işaretleyen arkadaşlar dikkat. While iken karşılaştırma. Yani ilkokul kayıtlarına konu gelince büyük bir cinsiyet eşitliği varmış gibi görünür iken diyor ortaokula gelince diyor erkekler daha olasıdır diyor kızlardan okulu bırakmaları çalışmaya başlamak için. Karşılaştırıyor. Neyle neyi karşılaştırıyor Sedat Hocam? İlkokulla ortaokulu karşılaştırıyor. İlkokulda cinsiyet eşitliği var. Eşit sayıda erkek kız okula kaydoluyor. Ama ortaokulda erkekler okulu daha fazla bırakıyorlar hocam. Değil mi? Edirne'den arkadaşlar doğru cevap verdiniz. Ve şimdi gidelim. Paragraf tamamlama sorularında ya da cümle tamamlama sorularında farklı yerlerde karşılaştığımız dığları inceleyelim. Değerli arkadaşlar, birinci cümleye baktık. Birleşmiş Milletler yeni bir ateşkes anlaşmasıyla gelmişler Suriye için. İkinci cümleye geçtiğimde the agreement diyebilir miyim artık? Arkadaşlar, ilk cümleye bakarak ikinci cümlede the agreement diyebilir miyim? Ne dersiniz? Tabii ki. Yani buradaki the'nın karşılığı bir önceki cümlede. Yani bir önceki cümlede bahsedildiği için ikinci defa bahsettiğimizde the koyuyoruz. Bir şeyden ikinci defa bahsedildiğinde the alır. Anlaşma diyor ki gelecek aylarda devam eden savaşı sonlandırabilir. Burada the'nın karşılığı arandı. Şimdi the'nın karşılığının aranmadığı yerlere gidelim. Birincisi, evrende bir tane olan her şeyin önünde the vardır. Karşılığını aramayın. The Pope, Papa. Papa Rusya'yı ziyaret ediyor. Ay, The moon is very bright tonight. The earth, dünya güneş etrafında döner. Evrende bir tane olan şeyler kendiliğinden dağılırlar. 2. Süperlatiflerin önünde kendiliğinden bir the vardır. He is the tallest boy in the class. It's the oldest building in the town. It's the most expensive car. Süperlatiflerin öncesinde kendiliğinden the vardır. Karşılığını aramayın. Üçüncüsü, arkadaşlar, the artı tekil isim. The artı tekil isim genelleme yapmak için kullanılabilir. Biz İngilizce'de genelleme yapmak için 3 yöntem kullanırız. 1. Tekil isim. A child. Bir çocuk diyerek genelleme yapabilirsiniz. 2. Children diye genelleme yaparsınız. Üçüncüsü the child. Çocuk denilerek de genelleme yapılabilir. 1 ile 2 yaygındır. A child ya da children ama the child de genelleme yapmak için kullanılır. Bakın kurt diyor ki gerçekten tehlikeli bir hayvan değildir. Yani ne demek istiyor? Kurtlar gerçekten tehlikeli hayvanlar değillerdir. Kanguru sadece Avustralya'da bulunur. Kangurular sadece Avustralya'da bulunur. Kalp vücut etrafına kan pompalar. Heart kalpler vücut etrafına kan pompalarlar dedim. Dördüncüsü, the'nın karşılığını aramayacağımız bir şey şudur. Sıfatların önüne the geldiğinde bu topluluk ismi olur. Yaşam yoksullar için çok zor olabilir. Buradaki the poor'un karşılığını üst cümlede aramayın. I think the rich should pay more back. Sanırım şöyle düşünüyorum. Zenginler daha fazla vergi ödemeli. She works for a group of the help disabled. Engellilere yardımcı olmak için bir grup için çalışıyor. Burada sıfatların önüne gelen the'lar topluluk ismi yaratırlar. Karşılığı aranmaz. Arkadaşlar, isminde krallık, devlet ya da cumhuriyet içerenler kendiliğinden dağılırlar. Kingdom, States ve Republic. Mesela United Kingdom, The United Kingdom. The Kingdom of Nepal. The United States, The People's Republic of China kendiliğinden the alır arkadaşlar. Bunun dışında çoğul isim taşıyan ülkeler, mesela Netherlands sonunda S var, The Philippines de kendiliğinden the alır. Arkadaşlar, coğrafi özellikler, sıradağlar, grup adalar,
nehirler, denizler, okyanuslar ve kanallar kendiliğinden dı alırlar. Karşılığını aramayın. Örneğin, The Himalayas, Kanaryalar, Atlantik, Atlantik Okyanusu, Amazon, Panama gibi kendiliğinden dıya sahiptir. The first, the second, the third, the next, the only, the last, the only ifadeleri kendiliğinden dıya sahiptir. Karşılığını aramayın. Bu 5. günüdür diyor konferansın. Ben gelecek sefere diyor akşam yemeği yediğimizde ödeyeceğim. Şimdi en önemli kısma gelelim. Şimdi the people diye cümlenin normalde başlamasını beklemezsiniz. Ancak bir koşulla olabilir. Nasıl bir koşulla? Arkasından gelen bir sıfat cümlesi ya da bir sıfat cümlesi sadeleştirmesi varsa burada the people olabilir. İnsanlar, hangi insanlar? Toplumda en yüksek radyasyon seviyesine maruz kalan insanlar radyasyon işçileridir, röntgen işçileridir der arkadaşlar. Neden the var? Arkasından gelen sıfat cümlesinden dolayı. Tedavi edilmeden bırakıldığı zaman arkadaşlar depresyon meyillidir, kronik ve nüksetmeye meyillidir diyor. Ve büyük depresyon yol açar diyor. İntiharlara yol açar. Yaklaşık insanların %15'inde, bakın the people, insanların %15'inde intiharlara sebep oluyor. Hangi insanlar? Who suffer from it? Bundan müzdarip olan insanlar. Arkadan gelen who'lu cümleden dolayı the people. Fransız parlamentosu çarşamba günü bir dakikalık ne yapmış arkadaşlar? Saygı duruşu yapmış. Neyin hatırasına, neyi anmak için? İnsanları. Hangi insanları? Who were killed, öldürülmüş olan. Salı günü İstanbul'da DAEŞ terörist saldırısında, DAEŞ terörist tarafından yapılan ölümcül intihar saldırısında öldürülen insanların hatırasına bir dakikalık saygı duruşu yapılmış. Buradaki the people'ın gelme nedeni the'sı arkasındaki who'dan dolayı. Brezilya sayısız çalışma ziyaretlerine ev sahipliği yapmış Afrika delegasyonlarından ve devam eden teknik destek vermiş diyor bazı ülkelerden bazılarına. Hangi ülkeler arkadaşlar? Bakın burada bir sadeleştirme var. Yani buradaki verb ing bir sadeleştirme. Ve neyin sadeleştirmesi? Which seek sadeleşince ne olmuş? Seeking olmuş. Yani sosyal yardım sağlanmasını uygulamaya ya da genişletmeye çalışan ülkelerden bazılarına devam eden teknik destek sağlamıştır. Demek ki the countries olmasının sebebi arkasından gelen bir sıfat cümleciği sadeleştirmesinin olması. Mesela the article diye başlamasının sebebi arkasından gelen sıfat cümleciği sadeleştirmesi. Makale, hangi makale? Yayınlanan. Bilim dergisi tarafından yayınlanan makale neye odaklanıyor? Ülkeleri. Hangi ülkeler? Yiyecek güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere odaklanıyor. Diğer ülkelerin aksine, arkadaşlar, şuradaki ofu görüyor musunuz? Gördük mü bu ofu? Şimdi atladım mı? Özür dilerim, atladım. İşçiler, madencilik ve petrol, gaz çıkarma sektörlerindeki en yüksek ücreti kazanıyorlar. Burada niye the workers var? Çünkü burada da bir düşme var. Burada aslında arkadaşlar yazamadım. Who are in mining diye devam ediyor. Who are düşünce sanki sadeleştirme yokmuş gibi gelebilir size. İşte madencilik, petrol, gaz çıkarma sektöründeki işçiler en yüksek kazanırlar ve onların ortalama geliri arkadaşlar neredeyse 3 katı kadardır arkadaşlar. Neyin? Ortalama ücretin 3 katı kadardır. Unlike the other states, diğer devletlerin aksine. Of'u gördük mü? Of'lu yapılar arkadaşlar kendiliğinden the alırlar. Arkadaşlar of'lu yapılar kendiliğinden the alırlar. Çünkü Hawaii'nin yaşayanları diyor. Hawaii'nin yaşayanları arkadaşlar. Hakim bir biçimde orijinal Polines ırkındadırlar. Of'lu yapılar kendiliğinden the alıyor. The residence demesinin sebebi of'tan dolayı. Karşılığını üstteki cümlede aramak.
Son 10 yıllarda yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi dığının sebebi of. Ne yapmamış? Hasn't kept pace with the resistance, dirence. Yani direnç gösteriyor ya, ilaca karşı bir direnç gösteriyor. Buna uyum sağlamamıştır, uyum sağlamamıştır arkadaşlar. Aynı şekilde İtalya'nın tarihi zengindir diyor. Sosyal, kültürel, dinsel hareketlerle Rönesans, Barok gibi dığ gelmesinin sebebi of'tan dolayı. Hocam sayfa bitince dığ ile ilgili sayfayı kaydedebilir miyiz? Tabii ki hocam. Önce diğer sayfayı açayım isterseniz. Tamam. İkinci sayfayı da açalım. Bunu da kaydedin arkadaşlar. Dığının kullanımları böyle. Şimdi dığ ile ilgili birkaç soruya bakacağım. Sonra okuma parçasına geçeceğiz arkadaşlar. Olur mu? Dığ ile ilgili birkaç soruya bakalım. Sonra okuma parçasına geçelim. Şimdi Norveçliler, Danler gibi, İsveçliler gibi Teutonik kökenlidirler ve Norsemen, Kuzeyliler, ayrıca Vikingler olarak biliniyorlar. Harap etmek, yıkmak. Kuzeybatı Avrupa'nın kıyılarını harap etmişler 8. yüzyıldan 11. yüzyıla. 1. Paragraf tamamlama ve Roma rakamları sorularında kronolojik sıralamaya dikkat edilir. Burada 8 ile 11. yüzyıl yazıyor ve burada 1442 yazıyor. Bu ne demek? Buradaki tarih 11. yüzyılla 1442 tarihleri arasında. Cümleyi bir daha çevirelim. Vikingler Kuzeybatı Avrupa'nın kıyılarını harap etmişler 8'den 11. yüzyıla ve yerel kabile şefleri tarafından yönetilmişler. Boşluğun devamında The Country dediğine göre üstte ülkeden bahsedilmiştir. Ülke Danimarka kralları tarafından yönetilmiş 1814'e kadar İsveç'te birleştirildiği rahatsız edici bir ortaklıkla an izi, huzursuzluk verici, rahatsız edici. Şimdi ben 11 ile 1442 arasında bir tarih arıyorum ve aynı zamanda ülkeden de bahsetmiş olalım. İkinci Dünya Savaşı dediniz gitti. Ciddi kayıplara rağmen çabucak toparlanmış, ekonomisi gelişmiş. Ama tarih olmuyor. Norveç diyor ki ikinci en büyük net petrol ihracatçısı oldu Suudi Arabistan'dan sonra 1995 yine tarih tutmadı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Norveç, İsveç ve Danimarka'ya katılmış bir kararla işbirliği yapmak için, ortak çıkarları için üç ülkenin yine olmadı Birinci Dünya Savaşı. Olaf II Haraldsson ilk etkili kralı oldu Norveç'in 1015'te. Ülkemiz burada Norveç arkadaşlar. Tarihimiz 1015 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ne yapmaya başlamış? Norveçleri Hristiyanlığa dönüştürmeye, çevirmeye başlamış. Denizli bekliyor. Edirne'de 20. yüzyılın sonlarında İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti demiş arkadaşlar. Kontrol için bir kere 20. yüzyıl dediği için gitti ve Denizli cevabımız oldu. Bu sizin sorunuz arkadaşlar. Bunu size bıraktım. Şu soru sizde. Ve geldim şu soruya. Değerli arkadaşlar, folik asit bir şeydi diyor. Annenizin asla düşünmediği bir şeydi diyor sizi beklerken. Yani anneniz size hamileyken folik asiti anneniz hiç duymamıştı, bilmiyordu. Sonra burada the change diyor, değişiklik. Yani üstteki cümlede bir değişiklik olması lazım. Bir şeyin değişmiş olması gerekiyor. Yani illa change kelimesinin geçmesi gerekmez. Değişiklik 1991'de gelmiş ve İngiliz medikal çalışması neyi göstermiş? Folik asit bir besindir B vitamini ailesinde. Neyi azaltmıştır? Recurrence, nüksetme, tekrar etme, doğum sorularının nüksetmesi, tekrar etmesini azaltmış beyinde ve omurilikte. Peki boşluktan önce folik asiti hiç kimse bilmiyordu ama 91'de bir değişiklik oluyor ve folik asitin çok önemli olduğu anlaşılıyor. Doğum kusurlarını beyinde ve omurilikteki nüksetmesi oranını azaltıyor. Peki hem arkadaşlar eksiden artıya geçiş yapılmış hem de bir değişiklikten bahsedeceğiz. Yani bize ne lazım burada? Bu geçişi yapabilmem için yani folik asiti bilmiyor anneniz ama şimdi ise beyin kusurlarının, beyindeki kusurların kapatılmasında azaltılmasında çok önemli oldu. Bana ne lazım? Bir zıtlık bağlacı lazım.
Adana. Ama bugün folik asit besinsel olarak bir gereksinim olmuştur bütün kadınlar için. Annem bilmiyordu arkadaşlar. Sizi beklerken anneniz bilmiyordu. Ama şimdi arkadaşlar, şimdi folik asit ne yapmıştır? Besinsel bir gereksinim olmuştur bütün hamile kadınlar için ve açıklıyoruz. Adana bekliyor. Bu yüzden Yiyecek Standartları Kurumu diyor, folik asitin diyetteki faydalarını savunacak, destekleyecektir. Ama biz folik asit bilmiyorduk ilk cümlede. Buna geçiş yapamayız. Hamileyken o diyor ki 0,4 miligramlık folat tüketmesi tavsiye edilmiş olabilir ama bilmiyormuş. Böyle bir tavsiye mümkün değil. Yiyecekler diyor, folik asitle güçlendirenler diyor, belirginleştirilmiş mavi bir folik asit ışığıyla diyor o zaman. Bu da desteklemiyor üstteki cümleyi. Her diyor pratisyen diyor bilmiyordu diyor. Bazı yiyeceklerin folik asitte doğal olarak zengin olduğunu, bir de bir şeyde zengin derken rich in dediğimizde hatırlayalım, bu da olmaz. Döndük Adana'yı işaretledik arkadaşlar. Burada besinsel bir gereksinim olmuştur. Ve bunu Ali Hocam diyor ki işte değişiklik diye vurguladığı şey bu. İşte değişiklik olan şey de budur arkadaşlar. Boğaz alma meydana gelmişti. Annenin önceki çocuğunun %80 kadar az etkilendi. Sonraki çalışmalar neyi göstermiş? Hiç çocuğu who have never had children, beyin ya da omurilik kusurları olan çocukları olmayanlar arasında bile folik asit tüketenlerin diyor, bebeğin diyor omurilik beyin ve kafatası kusurlarını %50'den 70'e kadar bir oranda, beyin oranında anlamını unutmayın, ne yaptığını, azalttığını, düşürdüğünü göstermiştir dedim. Sizin sorunuz arkadaşlar. Ve saçta bıraktık arkadaşlar. Saça kadar geldik. Saçta bıraktık. Şimdi okuma parçamıza gidelim. Okuma parçamız arkadaşlar. Arkadaşlar, hangi parça bu? Van Claude Parted parçası. Doğru mu? Van Claude Parted parçasında nereye gidiyoruz? Most Shocking kısmına gidiyoruz. Doğru mu? Yanılmıyorum değil mi? Most Shocking kısmında bırakmıştınız. Yoruldunuz mu? Sesiniz, soluğunuz hiç gelmiyor. Burada mı bırakmıştık? Çok yordum herhalde bugün sizi. Peki. Bayan Suters'ın kitabındaki en şaşırtıcı şey ne? Arkadaşlar, shocking, şok edici. Şok edici, dreadful, korkunç, şok edici, appalling, korkunç, şok edici anlamında kullanabilirim. Dreadful, appalling, korkunç, şok edici nedir? The neglect arkadaşlar. Neglect dediğimiz neydi? İhmaldi. The Hibakusha received after the bombings at the hands of both the occupiers and their own countrymen. Nedir? İhmaldir arkadaşlar. Ne ihmali? Hibakusha'nın aldığı, gördüğü ihmaldir diyor. Bombalamalardan sonra. Kimin elinde, kimin elinden görmüş bu ihmali? Hem occupiers, işgalciler elinde. At the hands of arkadaşlar, at the hands of vasıtasıyla demektir, yoluyla demektir. Yani bu biraz şey gibi, at the hands of vasıtasıyla, yoluyla derken işte bir by means of via through yoluyla, vasıtasıyla. Peki. Hem işgalcilerin vasıtasıyla hem de kendi ülkesinin vatandaşları, and their own countrymen demiş. Censorship, sansür demek arkadaşlar. Sansür, mint anlamına geliyordu. Ne anlamına geliyordu? It wasn't until the 1950s. Bunu bir kalıp olarak öğrenebilir misiniz arkadaşlar? Bunu bir kalıp olarak biliyor muyuz? Şöyle değil midir bu kalıp? Bu kalıp. It wasn't until, it wasn't until 1950. Sonra that, S artı V, verb 2 artı O. Bu bir kalıp. It wasn't until that, S artı verb 2 artı O. Diyor ki sansür şu anlama geliyordu. 1950'ye kadar
Japon toplumu öğrenmemiştir arkadaşlar. Bakın olumsuz çevriliyor çünkü burada ne tantil var. 1950'ye kadar Japon toplumu öğrenmemiştir tüm gerçekliğini. Nükleer saldırıların tüm gerçekliğini 1950'ye kadar Japon toplumu öğrenmemiştir. The Japanese, Japonlar öğrenmemiştir arkadaşlar. Japanese public dediği bu. Biden o zaman itibariyle, o zaman dediği 1950, those victims, o kurbanlar, victims kurbandı. Hangi kurbanlar? Who had not succumbed to the radiation sickness? Succumb to ölmek demektir arkadaşlar. Can vermek, ölmek anlamında kullandığımız bir ifadedir. Yani die fiilimiz ölmek anlamında kullandık. Fall, düşmek, ölmek anlamında kullanılan bir fiil. Radyasyon hastalığına düşmemiş olan, yani radyasyon hastalığıyla ölmemiş olan. Pass over değil de pass away hocam. Vefat etmek. Pass away. Radyasyon hastalığına düşmemiş, yani ölmemiş olan kurbanlar had gone for years arkadaşlar. Yıllarca devam etmişler. Without government support. Yani hükümet desteği olmadan yıllarca acın. Çok güzel kuruyor hocam. Hocam by artı geçmiş zamanla hangi tense gidilir? By artı geçmiş zamanla kuruyor hocam. Adverb 3'e gidilir. Doğru mu? By artı geçmiş zamanla adverb 3'e gidilir. Yani diyor ki 1950 öncesinde bu radyasyon hastalığıyla düşmemiş olan, ölmemiş olanlar, kurbanlar hükümet desteği olmadan yıllar geçirmişlerdi. Had gone for years without government support. Tamam. Their horrific injuries, onların bu korkunç arkadaşlar yaralanmaları, horrific yazalım. Horrific, korkunç. Terrible, korkunç, değil mi? Awful, korkunç. Appalling, korkunç. Bir tane daha yazalım. Arkadaşlar, dreadful'u da yazalım. Tamam. Korkunç. Appalling'i de yazdım. Tamam. Diyor ki onların korkunç yaralanmaları, injuries, onların korkunç yaralanmaları ve radyasyon semptomları, belirtileri, semptom belirti demekte. Often didn't qualify under National Health Insurance. Arkadaşlar, qualify burada hak kazanmak demektir. Qualify hak kazanmak, nitelik kazanmak. Yani diyor ki onların bu korkunç yaralanmaları ve radyasyon semptomları genellikle ulusal sağlık sigortası altında hak kazanmamıştır. Yani siz sigortayı hak etmiyorsunuz demişler adamlara. Onu hak kazanmamışlar. Kapsamamış. Qualify hak kazanmak demek, nitelik kazanmak demek. Their disfigurements, arkadaşlar disfigurements kelimesi demek. Hemen yazalım. Figure kelimesi nedir? Şekil demektir, değil mi arkadaşlar? Figür dediğinizde şekil. Disfigurement dediğinizde şekillerinin bozulması arkadaşlar. Disfigurement kelimesi şekillerinin bozulması. Ne denilebilir buna? Arkadaşlar sakatlık filan mı denir disfigurement için? Deformasyon diyelim olur mu? Deformasyon diyebilirim. Informity denir arkadaşlar. Onu da şöyle yazacağız. Deformity diye yazacağız. Deformity, deformasyonları arkadaşlar. Onların bu deformasyonları yani vücutlarındaki bu bozulmalar led to, yol açmış. Uzun periyotlar boyunca neye zora yol açmış? Bullying. Arkadaşlar bullying dediğimiz şey zorbalık demek. Kabadayılık demek, zorbalık. Kabadayılık, eziyet demektir. Hani hatırlarsınız okuduğunuz okullarda böyle irice insanlar vardır. Başkalarına eziyet ederler, onları korkuturlar, zorbalık yaparlar. Persecute, değil mi? Zulmetmek, işkence etmek. İşte torture, işkence etmek, zorbalık yapmak. Intimidate, korkutmak arkadaşlar. Bunlar olur. Onların bu
deformasyonları, vücutlarındaki bozukluklar uzun zorbalık periyotlarına yol açmış okulda ve sosyal olarak dışlanmaya yol açmış arkadaşlar. Exclusion dışlanma demektir. Bu kelimenin kökünde exclude fiili vardır. Exclusion dışlama anlamına gelen bir ifadedir arkadaşlar. Bunun yerine hani dışlama, dışında tutma, mesela isolation, izole etme, dışlama anlamında kullanabileceğimiz bir ifadedir. Mesela rejection, reddetme, reddetme, reddedilme denilebilir. Omission, dışarıda bırakma, yani dışlama anlamında kullanılabilecek bir ifade olur. Eliminate, ortadan kaldırma. Hani burada dışıyoruz, dışında tutuyoruz hocam, Okan hocam, bu anlamda. Şimdi diyor ki, the fight for, bakın çok sık yapılan bir hatadır bu. Mesela fight var ya, şimdi aday diyor ki fight for against doğru cevap. Hayır, devamını okumalısın. İlla bir şeye karşı savaş olmaz. Bir şey içinde savaş olur. Tamam mı arkadaşlar? Yani direkt hemen şey yapmayalım, prep bu diye düşünmeyin. Medikal bakım için savaş, yavaş bir şekilde ilerledi. Arkadaşlar, progress, ilerlemek, gelişmek, değil mi? Advance, move. Develop, ilerlemek, gelişmek fiillerimiz. Yavaşça gelişmiş. Among the least known victims of Nagasaki. Nagasaki'nin en az bilinen kurbanları arasında, the least known, en az bilinen kurbanları arasında 10 bin tane Koreli varmış arkadaşlar. Hu bu 10 bin Koreli ile ilgili ek bilgi veriyor. Diyor ki 11 yıllarını almıştır diyor. Hakları kazanmak. Win the right. Ne hakkını? Aynı sağlık bakım yararlarını, faydalarını, yardımlarını, aynı sağlık bakım yardımlarını, benefit yardım anlamında kullanılmış. The same as Japon hayatta kalanlarla aynı sağlık yardımlarını, sağlık yardımı haklarını kazanmaları 10-11 yıl almış olan 10 bin tane Koreli varmış. En az bilinen Nagasaki'nin kurbanları arasında. Even then, o zaman bile, o zaman bile arkadaşlar, o zaman bile dediğini, hani buradaki Japon hayatta kalanlarla Korelilerin haklarını kazanması, yasa şunu şart koşuyor. Stipulate, şart koşmak demektir arkadaşlar. Yasa şunu şart koşuyor arkadaşlar. Yani gerektiriyor. Şart koşuyor. Condition, require. Neye yasa şart koşuyor? They had to produce a Japanese witness. Bir Japon tanık üretmeliler. Yani bir Japon tanık bulmaları gerekiyormuş Korelilerin arkadaşlar. Bu sağlık yardımından yararlanmaları için bir ne bulmaları gerekiyormuş? Japon tanık bulmaları gerekiyormuş. Yani witness tanıktır arkadaşlar. Onlooker kelimesi bir şeyi izleyen, tanık anlamında kullanılır. İşte viewer olur, izleyen, takip eden anlamında kullanılan bir ifade. Onun dışında arkadaşlar hani observer, gözlemci, gören, izleyen anlamında kullandım. Bystander kelimesi bir şeyi izleyen, kenardan izleyen, bakan. Bir de eyewitness kelimemiz vardır, tanık anlamında. Şimdi Japon bir o zaman bile yasa ne şart koşuyormuş? Bir Japon tanık arkadaşlar üretmeleri gerekiyormuş. Ne yapmak için? Bomba deneyimlerini, tecrübelerini kanıtlamak için. Kanıtlamak anlamında bir kelime söyler misiniz bana? Kanıtlamak. Başka. Show. Establish, show. Kanıtlamak, göstermek fiilleri olur. Ama diyor, sorun var arkadaşlar. Nedir sorun? Koreliler kendi bölgelerinde yaşıyorlarmış. Yani Japonlarla bir arada yaşamadıkları için hani böyle bir tanık oluşturmaları, bulmaları, üretmeleri zor. District, area. Arkadaşlar, region, zone, territory, çoğaltabiliriz bunları. All my neighbors, bütün komşularım diyor ki bombadan öldü. Biri böyle söylüyormuş. How could you bring them? Onları nasıl getirebilirsiniz? Bring a ghost, bir hayaleti mi getireceksiniz demiş.
Yani bir hayalet mi getireceksiniz? İnsanların hepsi ölmüş zaten. Bayan Stürsen kitabı Makes Little Attempt, çok az girişimde bulunuyor arkadaşlar. Çok az bir girişimde bulunuyor. Ne yapmaya? Dengelemeye. The horror of the atomic bombs against American needs to end the mass slaughter in Asia. Arkadaşlar, önce bir slaughter kelimesine bir bakalım. Slaughter kelimesi bildiğiniz gibi katliam demektir arkadaşlar. Slaughter bildiğiniz var mı arkadaşlar? Katliam anlamında. Massacre katliamdı arkadaşlar. Slay kelimesi katliamdır. Murder, cinayet katliamdır arkadaşlar. Bir de önünde mass var. Mass slaughter dediğiniz arkadaşlar kitlesel bir katliam değil mi? Mass dediğimiz burada kitlesel anlamındadır. Büyük ölçekli diyeceğim. Large scale arkadaşlar. Büyük ölçekli. Extensive kapsamlı. Widespread yaygın kelimeleri karşılar mesi. Genocide soykırımdır. Soykırım. Onu da yazabiliriz. Slaughter. Genocide. Yazdım hocam. Teşekkür ederim. Şimdi diyor ki Bayan Sürsen kitabı çok az bir girişimde bulunuyor. Amerikalıların ihtiyacı. Asya'daki kitlesel katliamı sonlandırmak için Amerika'nın ihtiyacına karşı atom bombalarının horror yarattığı bu korku, dehşet, dehşeti dengelemek için çok az bir girişimde bulunuyor. Ya da neye karşı? Japon ordusunun zalimliklerine, emperyal, atrocity kelimesi arkadaşlar zalimlik demektir. Önemli bir kelime bu. Atrocity, zalimlik demektir arkadaşlar. Acımasızlık, zalimlik anlamındadır. Cruelty kelimesi karşılar. Brutality, zalimlik, acımasızlık anlamında kullandığımız bir kelimedir. Barbarity kelimesi yine bunu karşılar. Bir de inhumanity, insanlık dışılık, insanlık dışılık, acımasızlık anlamında kullanılır. Yani emperyal Japon ordusunun zalimlikleri ya da Amerika'nın Asya'daki kitlesel katliamı sonlandırma ihtiyacına karşı atom bombaları dehşetini dengelemek için çok az bir girişimde bulunuyor. Because of this, bundan dolayı, it sometimes come close to, bazen bir polemiğe yaklaşıyor. Neye karşı? Amerika'nın bombayı kullanmasına karşı bir polemiğe yaklaşıyor. Ama diyor, in the end, that matters little. Sonunda bu çok az önemlidir. For, çünkü it's the personal accounts that speak loudest. En yüksek sesi çıkan arkadaşlar nedir? En yüksek sesi çıkan nedir? Kişisel anlatımlardır. Personal accounts. Hibakusho care. The hibakusho care more about. Hibakusho neyi önemsiyor daha fazla? Campaigning for the eradication of nuclear weapons. Nükleer silahların ortadan kaldırılmasını, kökünün kazınılmasını önemsiyor. Eradication. Yazalım arkadaşlar. Kökünü kazıma. Annihilation, değil mi? Wiping out diyebilirim. Ortadan kaldırma anlamında, değil mi? Ortadan kaldırma, kökünü kaldır, yok etme. Destruction, yok etme. Rooting out olur hocam. İsim halleri. Peki. Hibakusho daha fazla neyi önemsiyor arkadaşlar? Daha fazla önemsediği şey nedir? Campaigning, kampanya yapmayı. Nükleer silahların küresel olarak kökünün kazılması hakkında kampanya yapmayı önemsiyor. Neyden daha fazla? Amerika'yı suçlamaktan daha fazla nükleer silahların dünya çapında küresel olarak kökünün kazılması, ortadan kaldırılmasının hakkında kampanya yapmayı önemsiyor. Buradaki accuse kelimesini hatırlayalım. Accuse of, blame for, charge. Evet, hatırladınız bunları. That mission, bu görev arkadaşlar, misyon, bu görev. As the 20th anniversary of the bombing approaches, bombalamaların 70. yıl dönümü yaklaşırken, approach yaklaşmak,
bu misyon, bombalamaların 70. anniversary yıl dönümü yaklaşırken demiş. Ve birçok hayatta kalan Near the End of Their Lives yaşamlarının sonlarına doğru Near the End of Their Lives is woefully incomplete. Bu misyon, yani nükleer silahların küresel olarak ortadan kaldırılması misyonu, bombaların 70. yıl dönümü yaklaşırken bombalamaları ve birçok hayatta kalan yaşamlarının sonunun yakınındayken bu misyon woefully, üzücü bir şekilde arkadaşlar. Woefully, yani sadly arkadaşlar. Deplorably, üzücü bir şekilde tam değildir arkadaşlar. Incomplete, eksiktir arkadaşlar. Doğru mu? Incomplete dediğimizde tamamlanmamıştır, eksiktir dedik. Üzücü bir şekilde, unfortunately. Taner Hocam, çok güzel. Peki, iki soru sonra bitireceğiz dersimizi. Hazır mıyız? Peki, gelsin sorularımız. Buyurun. Peki hızlanalım arkadaşlar. Önce bir kere bir edat var burada. Tuğlu yapılara gidemezsiniz. Edattan dolayı. Suriye iç savaşıyla baş etmekte mi uluslararası toplum? Uluslararası toplum Suriye iç savaşıyla baş etmekte mi? Yoksa uluslararası toplum Suriye savaşıyla baş edilmekte mi? Baş etmekte değil mi? Yani dealing olur. Being dealt pasif. Having dealt aktif bir yapı. Bu da pasif bir yapı. Gitti. Geri Adana ve Denizli kaldı. Peki seem fiili arkasından ne alacak? Tuğlu yapı mı alacak? Evet, tuğlu yapı alması lazım değil mi? O yüzden being split gidecek. Cevabınız Adana olacak. Suriye Savaşı ile baş etmekte uluslararası toplum odağını bölmüş gözüküyor. Neye? Askeri güvenlik boyutuyla çatışmanın insani yönü arasında odağını, dikkatini bölmüş görünüyor dedik. Have split geldi. Adana diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Ve son sorumuz geliyor. Buyurun. Ha, B şıkkının ikinci kısmı nedir? 10 hocam. Özür dileriz. 10 olacak. Hızlanalım arkadaşlar. Şimdi son aylarda Doğu Akdeniz ve Batı Balkan rotaları önem kazanmıştır. Nispeten çok sayıda insanın
ayrılmaya başlaması ile ya da Türkiye yoluyla transit geçmesi yoluyla, Vaya yoluyla, yani Türkiye yoluyla transit geçiş yapmasıyla ve ayrılmaya başlaması ile Denizli doğru cevabımız. Denizli diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Ve dersimizi burada tamamlıyorum arkadaşlar. Gelecek hafta yine paragraf tamamlama sorularıyla devam edeceğiz. Okuma parçalarımız devam ediyor. İlk 36'da zaten Dijen Hocam 2-3 diye ödev vermişti size. Aynı şekilde ilerliyoruz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Çok sağ olun Dilber Hocam. Görüşmek üzere.